Acilen kahveye ihtiyacım var. Dicle lütfen bana. Hemen kahve bul getir. Alo? Şey mi oldu? Dicle. Hı. Kim arıyor bu saatte? Ya çok saçma bir yer gördüm. Firsem sabah köründe arayıp kahve içiyor. Dicle ara. Gerçekmiş. Rüya değilmiş. Dur. Günaydın Firuze Hanım. Sen benim yüzüme telefon mu kapattın? Hayır, kapan. Telefonu yere düşürdüm. Onu alırken kapandı herhalde. Ya bak, bütün kahveciler kapalı. Ne olur rica ediyorum, bana kahve getir. Sana canlı konum atıyorum. Ben ormandayım. Peki kahveciler kapalıysa ben nereden bulacağım? Ara. Kahve makinemiz yok de. Diyemem. İşe girerken bana sorun getirme, çözüm getir dedi. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tam da gözüne girmeye başlamıştım ya. Barış'ın kahve makinesi vardır değil mi? Yok, kesin var. Hem evi de ormana yakındır bence. Var var, gördüm mutfakta da bu saatte Barış'ı uyandıramam. Niye uyandırmayacakmışsın kızım? Çocuk her karşılaşmanızda demiyor mu? Başın bir derde girerse gel bana, ben yanında olacağım diye. Al sana dert. Ya bazen öyle diyor da bazen sanki öylesine tanışıyormuşuz gibi davranıyor. Şimdi evine gidersem kapıyı açınca bir de neden geldin bakışı atarsa ben dağılırım. Atmaz. Ya atarsa? Vallahi ya o riske gireceksin ya da arayacaksın patronu, diyeceksin ki bizim kahve makinamız yok, kahve dükkanları açılana kadar bekleyeceksin. Kimsin sen bu saatte? Geldim. Sen kız. Barış, seni uyandırdığım için çok özür dilerim. Firuze Hanım kahve istedi de bizde kahve makinesi yok. Daha kahveciler de açılmadı. Acaba senin makinanı 5 dakika kullansam bana kızar mısın? Kızmam. Teşekkür ederim. İstanbul'da senden başka gidecek kimsem yoktu. Kahve nerede? Kahve? Kahve nerede? Burada. Teşekkür ederim. Sen gidip uyuyabilirsin. Ben kapıyı çekip çıkarım. Şu an olanlar gerçek mi yoksa sen sabahın köründe benim evime kahve yapmaya mı geldin? Maalesef gerçek. Firuze Hanım ormana çağırdı. Kahve istedi işte dediğim gibi. Termos. Termosu unuttum. Termosu getirmedim. Teşekkür ederim. Aceleyle çıkarken saçlarımı taramayı unutmuşum. Gayet iyi görünüyorsun. Ama bir saçlarını taramak istersen banyo şurada. Ben kapağını kapatırım. Teşekkür ederim. Süt şeker koyma ama, tamam mı? Burası mıydı?
Bir dakika bekleseydin ben üstümü değiştirip bırakırdım seni. Ay yok, Feris Hanım sonra görüp en gözde yıldızını rahatsız ettim diye canım okurdu. Neyse gerek yok, taksi bekliyor zaten. Ha, Feris'e söylemem. Çok teşekkür ederim Barış, sağ ol. Görüşürüz. Geldim. Sabah sabah ne bu faaliyet? Kapılar açılıyor, kapanıyor. Dicle uğradı ya, Feris'in asistanı. Seni rüyasında mı görmüş? Abuk subuk konuşma abi ya. Patronu kapris yapıyor. Kızlar ne yapsın, ekmek parası. Gık demeden koşturuyor. Ne dedim ben şimdi? Neyse. Hala şu mesele değil mi? Anlaşıldı, sen uzatacaksın böyle. Sizin yemeği insanın mekanına bağladım diye sen bana böyle her fırsatta bir atarlanacaksın. Millet nerelerden ne komisyonlar alıyor. Bir ben onursuzum sanki. Burada ineyim. Burada, evet burası iyi, tamam. Teşekkür ederim. Şöyle bırakıyorum. Feris Hanım! Feris Hanım! Geldim. Bütün gece uyumadım. Sabah erkenden koşuya çıktım. Hala hırsım geçmedi. Geçmek de bilmiyor. Kıraç Bey'in yaptığı yüzünden mi? İki yüzlü. Başka bir ajansla anlaşmış. Egon'un mezarını kazarken bizimle bir de toplantı yapıyor ya. Hadi düşündükçe sinirleniyorum. Hatırlıyor musun? Yok, sen hatırlayamazsın. Çıkmıştın. Çınar ya, safım benim. Ajansın Katarlılara satılacağını duyunca birimizi işten atarlarsa hepimiz istifaya basarız. Birbirimizi satmayız dedi. Peki o köpek balığı ne yaptı? Yüzü bile kızarmadı ya. Belki Kıraç Bey de böyle olsun istememiştir. Sen onu mu bana savunuyorsun? Hayır hayır, savunmuyorum. Sadece dünkü kavgadan sonra yüzünün nasıl değiştiğini gördüm. Yani etkilenmemiş olması mümkün değil. Oh, gayet de mümkün. Kıraç bu. Hain. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir daha onu hiç görmeyiz herhalde değil mi? Ya artık ajansa da gelmez. Hemen ajansa gitmek zorundayım. Toparlamam gereken işler var. Daha bendeki hisseleri de konuşmam lazım çocuklarla. Sana karşı tavırlarını devam ettirirler mi? Yok, ettirmezler. Dostça elimi sıkıp bundan sonraki hayatımda başarılar dilerler. Tavır almayacaklar da ne yapacaklar hayatım? Arkalarından iş çevirdim. Sattım onları. Kıraç, neden bu kadar acımasız davranıyorsun kendine? Haksızlık ediyorsun. Ben kendi hakkımda kendimi kandırmam. Şimdi egodakilerle ipler koptuğuna göre orada çalışan hiç kimseyle görüşemeyeceksin. Benim kopmaktan korktuğum sadece sen ve Beren varsınız. Geri kalan hiçbir şey benim canımı acıtamaz. Yapma, yapma, yapma. Benim hemen başladığım işi gidip bitirmem lazım. Daha konuşmadan oyuncularım var. Görüşürüz. Kolay gelsin. Günaydın prenses. Günaydın. Baba, bütün gece aklıma takıldı. Sen ajanstan ayrılınca ben ne olacağım? Eğer sen Feris'le çalışmaya devam etmek istiyorsan ben alınmam. Konuşmuştuk bunu. Peki ya Feris? Ya benimle çalışmak isteyecek mi? Çok saçma oldu senin başka bir ajansa geçmen. Öyle mi oldu? Feris bana olan hırsını senden çıkaracak kadar küçük bir insan değil. Merak etme. Güven bana. Onlarla olan sorunum sana yansımayacak. Tamam. Thank you.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, size de. İrem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Çınar burada mı? Randevunuz var mı? Vardı ama gelmedi. Anlamadım. Aman boş ver, uzun hikaye. Alo Emrah, İrem Derici geldi. Çınar Bey'le görüşecekmiş. Aşk olsun Çınar Bey. Ya İrem Derici ile görüşecektiniz, bana haber vermiyor musunuz? Burayı mı aramış? Evet, gelmiş şimdi, resepsiyondaymış. Burada mı? İrem mi burada? Ya, müsait değil de. Müsait değil de, müsait. Ya dur. Şimdi koskoca İrem Derici müsait değil olmaz. Yok de. Evet, ben yokum. Ben neredeyim? Setteyim. Kriz çıktı, sete gittim. Setteyim. Jüri de, sette kriz çıkmış de, tamam mı? Ne? Bu doğduğunuzu öpmüş. Jüri de, hiç yakıştıramadım sana. Lap diye burada denir mi hiç? İçeri mi girdi? Buraya mı geliyor? Odaya mı geliyor? Tamam, kapat. Ben Feris'in odasına saklanacağım. Sen durumu idare et. Tamam, hangi durum? Onu söyleyeyim bari. Durumu bilsem ben idare edeceğim zaten. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Nadir abinin cenazesinden çıkmıştım. Çok üzgündüm. Bir de leş gibi sarhoş oldum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çınar Bey, İrem Derici'yle mi? Ya siz romantik insansınız, aşk adamısınız. Öyle bir şey değil, iblis. Nereye lan? Lan derken? Ha, İrem geldi. Bak Emrah. Sen çık Emrah. İremciğim, bu ne güzel bir sürpriz. Ne sürprizinden bahsediyorsun ya? Bugün buluşmayacak mıydık? Telefonlarım da açılmıyor zaten. Bugün de benim aklımdan tamamen çıkmış İrem. Nasıl çıktı aklına? Ne içersin? Zıkkımın kökünü. Emrah, sen bize kahve söyle iki tane. Tamam. Ne oldu bana verdiğin sözler? Ağır mı geldi? Hiç olur mu ya? Geçelim içeri. Daha ne kadar susacağız böyle sence? İrem, şimdi şöyle ki... Ben o karşılaştığımız gece aşırı alkollüydüm. Malum Nadir abiyi kaybetmiştik. Yani ben değildim o gece. Büyük büyük laflar ettiysem, atıp tuttuysam şimdiden çok özür dilerim. Neden bahsediyorsun sen Çınar ya? İrem, ben sana verdiğim sözü hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani, biliyorum bu çok utanç verici ama gerçek bu. Hatırlamıyorum. Yani Ali Bilgin'in filminde başrol oynatacağım falan gibi şeyler söylediysen, ben şimdiden söyleyeyim, bak o sözün altında kalırım, yapamam. Ay bak ya. Bak, bana dünyanın en kötü menajeri diyebilirsin, menajerlerin yüz karası diyebilirsin. Çünkü haklısın, çünkü söz verdim, tutamadım, başrol dedim. Tamam, ama sen bu DNO'ları bana sayılı mı veriyorsun ya Rabbim? Bu neyin karmasıdır ya? Ne başrolünden bahsediyorsun? Çınar, ne diyorsun? Çıldırtma beni ya. Başrol değilse ben sana ne sözü verdim ki? O gece ne oldu İrem? Ya ne olacak? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Umut'un mekanındaydık. Biz Edis'le oturuyorduk. Sen geldin bir arkadaşınla. Ondan sonra kabus gibi çöktün masamıza. Kalkmak da bilmedin. Ben çöktüm. Yok. Neyse, Allah'tan küfür eden bir yapım yok. Şu Edis'in dijitale yaptığınız dizi var ya. Ondan konuşuyorduk. Sen de geldin, beni bir gazladın. Sen de Edis gibi Nükhet Duru gibi dön oyunculuğa diye. Tamam, orası aydınlık. Hatta sonra sen benim de filmlerim var dedin. Dalga geçtim oğlum. Ben bir tane filmde oynadım. O da Bekar Bekir. Gerçi onun yapımcısı Ayla ve Müslüm'ün yapımcısıyla aynı yapımcı. Ha, tamam. Hatırladım. Başrol diye işte ben sana o zaman atıp tutmaya başladım değil mi? Dur, anlatıyorum. İki dakika sakin ol, anlatıyorum. Bir kıyametler kopardın. Gün verdin, saat verdin, buluşalım dedin. Sana göre de küçük bir rol var dedin. Ben ondan arıyorum seni manyak gibi. Niye arayayım ondan sonra? Ama ne oluyor? Benim telefonlarım açılmıyor. Kabahat bende. Sen sarhoş herifin ipiyle niye kuyuya iniyorsun? Niye güveniyorsun ki? Ondan sonra ne oldu? Ben dellendim. Aldım Edis'ten adresi. Bastım sizi bugün böyle. İyi yaptın İrem. İyi yaptın. Özür dilerim. Yani özür dilerim. Başka diyecek de bir, özür dilerim. Yani normalde böyle bir şey... Yok yani, bir şeyler olduğu belliydi. Ama bir tık ayıp oldu, haberin olsun. Zaten rol mol de istemiyorum. Ya yani. Deme öyle bak. İrem, Allah aşkına bak, böyle küsüp gitme ama. Bak şimdi içimde kalır, ben üzülürüm. Özür dilerim. Bak, sana mahcup olduğundan dolayı da telefonlarını açamadım. Bir gün buluşalım mı üçümüz? Nünü de gelir. Sen, ben, Nünü. Ha? Çınar'cığım, benim bir şarkım var, bildin mi? Yazsın bana, belki dönerim, yazsın bana. Sevdiğini o yazsın bana. Kapının önüne yatsın ya da o. Şey öyle.
Patronun yaptığı sinsiliğin faturasını sana kesmiyoruz Gül'e. Değil mi Dicle? Tabii kesmiyoruz. Senin de haberin yokmuş ki. Yani sen de mağdursun. Ya bize yaptığı neyse de sana attığı kazığı tarif edecek kelime yok. Gül'in. Bak, yani Kıraç Bey gittikten sonra belki Peride Hanım seni asistan olarak yanına alır. Ha? Gerçi ben asistanla uğraşamam falan diyordu ama yani bence senin için bir istisna yapar, merak etme. Ben kendime iş bulurum. Sizin gibi zavallı değilim ki. Ayrıca sizin de merhametinize ihtiyacım yok. İyi günler. Kıraç Bey geldi. Yok artık. Getir bana bir çay getir. Çay daha çökmedi. Şuna bak. İnanamıyorum. Eşyalarını toplamaya gelmiştir. Birazdan defolur gider bu. Resmen tansiyonu fırlattı. Resmen. Şu kadına mı çalışacağım? Affedersiniz, bir şey rica edebilir miyim? Yalnız kızımla fotoğrafımı çekmezseniz, yani magazin malzemesi olsun istemiyorum da ama beraber bir selfie çekilebiliriz. Ben bizim bir fotoğrafımızı çekmenizi rica edecektim ama siz ünlü birsiniz galiba. Tamam, çekeyim ben. Çekeyim. Buyurun. Deniz tarafından bir tane alabilir miyim Deniz tarafından? Olur, tamam. Teşekkür ederim. Şükranovalı ben. Aslında Google'a şey yazsanız hemen çıkıyor. İyi günler. Tamam anneciğim, buradayım. Tamam. Tamam anne. Gülüm gelsene. Girsene. Buyurun Kıraç Bey. Ne oldu, sen de mi bana tavır yapıyorsun? Yok. Haklısın aslında. Sana bizzat kendim söylemeliydim. Ama işte diğer taraf kesinleşene kadar gizli tutmak istedim. Gerçi bizim sektörde hiçbir şey gizli kalmıyor ya. Sinema ajansından biri ağzından kaçırdı nasıl olduysa. Kimden duyduklarını öğrenemediniz herhalde. Yok yok, öğrenemedim. Önemli de değil zaten.
Neyse sen yavaş yavaş toparlanmaya başla. Bir aksilik olmazsa haftaya pazartesi yeni ofisimizdeyiz. Ne? Beni de mi yanınızda götüreceksiniz? Evet tabii ki götüreceğim. Ay Kıraç Bey çok özür dilerim. Ne yaptın ki? Yanlış söyledim. Çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Dicle. Dicle. Kıraç Bey meselesini benden duydun. Başka birine söyledin mi? Feris Hanım'la konuşurken söyledim tabii. İyi halt ettin. Düzgün konuş. Başka? Başka kime söyledin? Ben kimseye söylemedim. Feris Hanım'a bunu Kıraç Bey'e söylemesini engellemen lazım. Korkunç bir şey yaptım ben. Kıraç Bey'in beni yanında götürmeyeceğini sandım. Aslında beni yanında götürecekmiş. Ama işte sırrını ağzından kaçırdığımı öğrenirse... beni kovar. Beni kovar. Lütfen. Lütfen. Tamam korkma söylemez. Nasıl olsa artık konuşmuyorlar ki. Hem Kıraç Bey de eşyalarını toplayıp gidecek. Sonra ne patronunla ne de seninle bir yerde karşılaşmayacağız ki. Evet. Evet. Patronun odasında saklanıyor mu? Ne saklanması canım? Kıraç Bey meşgul bir insan. Çalışıyor şu anda. Bakıyorum yine onun tarafına geçmişsin. Hiçbir zaman onun karşısında durmadım ki. O zaman sana da tavır alacağız tatlım. Bir daha suratına bile bakmayacağız. Memnun değilsen biz toplantımızı başka bir yerde de yapabiliriz. Ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen hem bizim misafirimizsin hem de benim eski bir arkadaşımsın. Ya bir ara mutlaka bir kahve içip okuldakiler hakkında bilgi alışverişi yapalım. Dedikodunun plaza dilindeki karşılığı bilgi alışverişi mi oldu? Aynen öyle. Neşan çok komiksin. İnşallah gerçekten komik bir şeye gülüyordur. Yoksa çok utanç verici değil mi? Bence de öyle. Feriz. Hı? Hani sen bundan sonra yüzeysel ilişkiler peşinde koşmayı bırakacaktın? Ay ne yüzeysel canım Melih. Gayet ciddi bir adam. Ayrıca sürekli yeğenleriyle oynarken, yaşlı annesini yürütürken falan fotoğraflar koyuyor. Adamı mı stokladın? Ya ne yapacaktın? Çocuklar artık toplantıya geçelim. Hı. Çınar'cığım Jülide için bir iş buldun mu? Yok Peride. Herkes ünlü oyuncu istiyor. Subaşlara tutulmuş. Kimse yeni oyunculara şans vermiyor ki. Suyun başını biz tutmuyor muydun? Gerçi siz genç yeteneklere hep değer verirsiniz Çınar Bey. Çınar'cığım biz starları temsil ediyoruz. Yani kimse küçük roller için bize gelmez ki. Onu temsil edeyim derken Jülide'ye yararlı olacağına zararlı olacaksın. Jülide'ye ben bir rol bulacağım Feriz. Bir rol bulacağım Jülide'ye. Görürsünüz 3 yıla kalmaz o da star olacak. Feride sende bir şey var mı? Ama yok. Ya bu gençlik güzellik merakı benim kuşağı öldürdü bitirdi ya. Artık esas kızın annesi rolü için bile 30 yaşındaki genç oyunculara bakılıyor. Saçma. Sizin kuşağı video filmleri bile bitirmedi Feride Hanım. Kıraç'ın hangi oyuncular onunla gidecekmiş biliyor muyuz? Şeytan diyor hepsini teker teker ara. Kıracının iş bağlarken çevirdiği ufak tefek dolapları anlat, yap gıybetini. Niye yapmayacakmışız? Belki birkaçını Kıraç'ı şutlamaya ikna edebiliriz. Biz de mi çirkinleşelim yani? Ya evet. Ya Kıraç'la savaşıyoruz. Onun gibi olacağız tabii ki. Başka yolu yok. Nereye geldik anneciğim? Kıraç amcanın yanına geldik. Ha. Kıraç. Ay Şükran. Biz geldik. Bu ne güzel sürpriz. Allah Allah. Bak. Küçük misafirim mi var benim? Ne haber küçük mucize? Ha? Ya biraz uykusuz bugün. Yani dün gece çünkü az uyudum. Ateşi vardı yani.
Ya Ölçer'de ateş çıkmadı ama yani sonuçta bozulmuş da olabilir. Tabii ben tedbiri elden bırakmadım. Hemen hastaneye gittim. Sağ olsun doktor da hemen geldi. Yani bir şey yokmuş aslında, çok şükür. Gaz sancısı. Gaz sancısı da ateş yapıyormuş. Ne bileyim, ben dişi biliyordum da gaz sancısını bilmiyordum. Ya sen erkenden geldim ben de seni kaçırmamak için. Müsaitsin değil mi? Uykusuzum, çok belli mi uykusuzluğum? Çok güzel görünüyorsun. Ya. Harikasın. Ben bugün biraz yoğunum ama bir kahve içemeyecek kadar değil. İçer miyiz? Ayşen, ne içersin? Ya ben yanımda getirdim. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı, ama böyle tepeleme koymadım. Tam bir tatlı kaşığı bundan süt yapıyor. Çok iyi geliyor. Gülüm baksana. Annem. Nasıl gidiyor bebekli hayat? Güzel. İyi değil mi? Çok şükür. Ben normalim de etrafım çok öyle düşünmüyor. Yani Caner de dahil. Çok pimpirikli oldun, çok evhamlı oldun. Mükemmelliyetçi anne olmak uğruna kendinden vazgeçtin. Öyle yapmaman lazım. Maske ilk önce kendine, sonra çocuğuna. Yani mahalle baskısı, arkadaşların falan da işte. Ya Küşran, kendini kaybettin iyice. Hiç ne hırsın kaldı, ne bir şey, kariyer falan. Senin bir işin var falan. Ve Fabri, sen Mihran da bana katılıyor. Senin Gülen'im, ne yapıyorsun? Ay, hoş geldin, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyidir. Kocaman oldu, gördün mü? Evet. Merhaba der misin Gülen ablaya? Hayatım ya, bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı, ama böyle tepeleme doldurmuyoruz, tamam mı? Bir tatlı kaşığı yeter. Çok da karıştırmamıza gerek yok, karışık zaten. Tamam, çok sağ ol. Yani bilmiyorum ki. Yani mahalle baskısı da çok üstüme gelince tabii ben bir doktora gideyim dedim. Yani her medeni insan gibi. Adamcağız bana şey dedi. Bak Şükrancığım dedi. Bütün psikoloji kitaplarında yazar bu. Anne eşittir suçluluk duygusu demek. Yani 9 şişe süt verirsin. Neden 11 şişe veremedin dersin. Yani ömrünü adarsın. Hiç zaman ayıramadım dersin. Yani bu böyle bir şey dedi. Sezan Hanım da aradı sağ olsun. Dedim benim içimde bir şey oluyor Sezan Hanım. Şükrancığım dedi, o yangın. O dedi çok kıymetli bir yangın. Ona dedi hayatım boyunca şükredeceksin. O Suzu'ya her zaman içindeki o Suzu'ya şükredeceksin. Şimdiden kabullen dedi o yangın. Bayılıyorum şunu yapmana. Türkiye'nin ozanı sonuçta. Kadın biliyor yani. Gerçekten bir delilik hali annelik, ama çok şükür çok mutluyum. Sen de öyle düşünüyor musun? Aslında onu da biraz konuşmak istiyorum. Yani sence de çok pimpirikli, evhamlı bir annem oldum ben. Senin kariyer sahibi olduğuna katılıyorum. Hani ne kariyer sahibi mi kaldı artık? Yani resmen unutulmuşum Kıraç. Bugün parka götürdüm Mihran'ı. Teyzenin biriyle karşılaştım. Siz ünlü müsünüz diye sordu. Yok artık yani. Ki anneler, teyzeler beni sever biliyorsun. Yani 100 yıldır ortada yok değilim ki yani. Ekşi elmaları çekeli ne kadar oldu ki şurada? Sektörün hafızası zayıftır biliyorsun. Çabuk unutur. Yani hafızası yok diyelim. Ben anne olmak istedim diye, yani çocuğuma kendim bakmak istedim diye hayranlarım şimdi beni cezalandırıyor mu yani Kıraç? Bu mu yani? Bunların olacağını söylemiştim ben sana ara verirken. Ay yine çok haklı uyanmışsın. Bugün içimi açtın gerçekten. Çok sağ ol. Ay sağ ol hayatım. Çok teşekkür ederim. Anne çayını içecek, hemen kalkacağız. Tamam mı kuzum? Yani birinden birini seçmek istemiyorum ki. İkisini de yürütebilirim yani. Hem çok iyi anne olup hem de çok iyi oyuncu olabilirim, biliyorum ya. Şahane o zaman, ben yavaş yavaş proje bakmaya başlarım sana. Çok iyi olur, yavaş yavaş bakma. Bence bir an önce hızlı bak. Gerçekten çok ihtiyacım var çünkü eteğimdeki taşları dökebilmeye. Derdi olan bir hikaye istiyorum çünkü. Ben Mihran'ı mı bırakmayayım değil mi? Bu benim olursa şahane olur. Belki beraber gideriz. Yok, onu da biraz acele etmeyelim. Sektör durgun bu arada. Ya. Yani bana mı denk geldi durgunluğun? Ama ilk ve en önemli işim benim. Aa, aa, hep. Aşkımsınız. Tamam anneciğim, şu bak çayımı içeyim, hemen kalkacağız. Tamam mı kızım, yine parka gideceğiz. Söz. Gerekirse Dicle ile ben Gülen'in telefonunu karıştırırız. Kıraç Bey'in ne kadar müşterisi varsa numaralarını buluruz. Ben kimsenin telefonunu karıştıramam. Çirkinleşeceğiz dediler Dicle, bu bir emir. Ya ne hallere düştük ya. Ha bu arada az daha unutuyordum. Barış da Berenes'in teklifi geldi. Ama... Ama... Aması ne? Kim yönetmeni, yapımcısı? Özel eşyaların kaldıysa toplantıdan sonra alırsın. Şimdi biz toplantı yapıyoruz. Çık. Sakin Çınar Bey, sakin. Yani kendinizi bir ormandan yerledin. Ettim Emrah. Çakal çıktı karşıma. Gene gerildim. Rahat ol, fazla kalmayacağım.
Evet Feris. Pes. Vallahi de billahi de pes. Beren'e gelen film teklifinden bahsediyordum. Teması ne? Sanat filmi mi yoksa? Oyuncularım hakkında ebeveynlerine bilgi vermiyorum. Ben Beren'in babası değilim sadece. Bu ajansla en az sizin kadar hisse sahibi olan biriyim. Hala. Hey Kıraç, hisselerini ne yapacaksın? Satacağım. Toplantıya giriş amacım da bu zaten. Hisseleri önce size teklif etmek için geldim. Ne de olsa onca yıllık hukukunuz var. Aramızda hukuk mu bıraktın sen ya? Ha? Hukuk mu bıraktın aramızda? Biz arkadaştık be. Ya bırak Çınar, anlamadığı bir dilden konuşuyorsun. Benim için bu toplantı bitmiştir. Ya. Dişli gelip anlatmasa hala arkamızdan iş çevirip yüzümüze gülüyor olacaktın değil mi? Dicle mi? Sen nereden öğrendin? Çünkü seni ben aşağıda yemek yiyordum kafede. Kulağıma çalındı arka masada birileri kendi aralarında konuşurken. Zaten bana da senin kendi oyuncun söyledi. Maşallah bizim dışımızda herkesin haberi varmış. Bu ajansı sana yıktırmayacağız Kıraç. Bir süre daha buralardayım. İşlerimi toparlamam lazım. Eğer sinirleri kaldıramayacak olan varsa bitki çayı içsin. Kime iyilik yaptığına dikkat et. Bu sektörde birçok insan iyiliği asla unutmaz ve mutlaka intikamını alır. Şükran'ın gelene kadar ben bunu bekletirim lan. Aa, Şükran Ovalı mı geldi? Aa, keşke bilseydik geldiğini ya. Merhaba derdik, özledik Şükran'ı. Bundan sonra da göremeyiz herhalde. Menajeri onu da yeni ajansına götürür. Şükran sinemaya uzun bir ara verdi. Kıraç komisyon getirmeyen oyuncusuyla ilgilenmez. Bence biz onu bir arayalım, konuşalım ha. Sahipsiz hissetmesin kız. Ben oyuncularımın verimli olduğu dönemlerde de, verimsiz olduğu dönemlerde de arkasındayım. Ayrıca Şükran sinemaya geri dönüyor. Harbiden mi? Hangi projeyle? Elinde ona uygun bir rol olmadığını adım gibi biliyorum. Bende ona uygun bir rol var. Aa, arasana Şükran'ı. Yani onun gibi bir oyuncunun öyle boş oturması saçmalık. Evet Çınar ya, arasana, hiç vakit kaybetme. Zaten Kıraç ajans değiştirme tantanasıyla uğraşırken senaryo kovalayamaz. Ara ara. Arkadaşlar, çok değerli vakitlerinizi kendi oyuncularınızla ilgilenmeye ayırın bence. Çünkü Şükran'ın işi hazır. Yalan söylüyor. Elinde Şükran'a uygun bir rol yok. Bir haftaya bırakır Şükran'ı. YouTube ünlüsü bir ikili vardı. Senaryolarını yollamışlardı hani. Neydi adları? Mesutcan Toma ile Ali Biçim. Ara onları, filmlerine şahane bir oyuncu buldum söyle. Yalnız Rana Büyük Yılmaz'la anlaştılar diye biliyorum ben. Onu ekart etmek kolay. Ara gelsinler, bitirelim hemen şu işi. Jüri de komşu kızı rolü oynamak için yaratılmış. Çok samimi, çok içten, tam bizden bir tipi var. Egzotik bir tipi var. Tam kampçıların arasındaki o çıldığın kız. Tam emlakçı tipi var. Yolda görsen kiralık ev sorarsın. Ekran deneyimi yok ama ben tiyatro sahnesinde izledim, muhteşem. Ben izledim diyorum Mert. Ben kendim izledim. Anladım, anladım. Tamam. O zaman bir şey çıkarsa sen bana haber verirsin. Tamam, sağ ol. Mazinin külleri için kadın oyuncu arıyorlarmış. Yardımcı yönetmenle başka bir konu hakkında konuşurken söyledi. Deneyimli olmasına gerek yokmuş. Jüri de için ararsın diye düşündüm. Süpersin Feris, süpersin. Bir tanesin. Feris, bu yardımcı yönetmenin adı neydi?
Sinan. Sinan, tamam. Nerede numarası? Sinan, selam. Nasılsın? İyi, sağ ol. Feris'le konuştuk şimdi. Bir oyuncu arıyormuşsunuz galiba. Peki böyle oyuncu fevkaladenin fevkinde bir performans sergilese uzun süreli olur mu? Öyle bir potansiyel yok diyorsun. Tamam. Tamam. O zaman ben jüriyle, oyuncumla konuşayım, sana haber veririm. Tamam. Tamam, sağ ol. En sevmediğim falcı rolü. Hangi falcı rolü Çınar Bey? Esas kızla olan yolda yürürken yanına yanaşıp... ...abe güzel ablam falınıza bakayım, bakayım kaç çocuğunuz olacak diyen mi? Yoksa yine esas kızla olan yürürken falına bakıp kötü kader haberi verecek falcı mı? Hangisi? İkincisi. Esas kızın falına bakıp irkilecek, sonra esas kız ne oldu, ne gördün diye bağırınca da koşup kaçacak. Ben bunu hiç jüriye teklif etmeyeyim değil mi? Yani bence siz yine de bir söyleyin. Bak, sonra bana bu rolü nasıl teklif ettiniz diye atarlanırsa acısını senden çıkartırım Emrah. Tamam mı? Tamam. İyi, hadi. Hadi. Valla Kreş abi şöyle, şimdi biz dijitalde bir videoyu 10 dakikadan fazla izletmeye başlayınca seyirci sıkılmaya başlıyor. Bayıyor yani. Biz de dedik ki hani bu filmde seyirci hikayeleri izlediğinde sanki her 10 dakikada bir başka bir hikayenin içinde kendini buluyormuşçasına bir şey tasarlamak istedik. Evet. Ha, biraz karışık ama yemedik şey. Evet, evet. Yani abi şimdi böyle hani tabii geleneksel sinemacı, televizyoncu kafasıyla bakınca biraz tuhaf, enteresan ama biz hikayeye güveniyoruz, çalışacak. Evet. Yok yok, ben dijital dönüşüme hakimim zaten. Bence müthiş fikir. Abi şöyle, biz normalde bu hikayeyi halamın gerçek hayatından esinlenerek yazmaya başladık. Ama şimdi takdir ederseniz ki halamın da hikayesini baştan sona anlatamayız. Şey diyoruz yani, Arthouse sinemacılar taşmayasın dedik. Şimdi Arthouse'cular taşmayasın derken o da bambaşka bir tartışma konusu. Kıraş Bey, yanlış mıyım? Misal Nuri Bilge Ceylan. Aa, bak ne derim. Adamın kamera arkaları dijitalde acayip izleniyor. Allah'tan sadece kamera arkaları dijitalde izleniyor. Yoksa bütün videoları trendde. Bu niye öyle ya? O Ahlat Ağacı'nın kamera arkasını 6 saat izledik. Sırf bir yerden sonra hoca artık Doğu'ya bir tane kapatacak mı diye. Yok. Bir de şimdi bu sefer filmi de daha çok merak ediyorsun. Bin bin. Şaka gibi ya. Valla Kreş abi, ben Ahlat Ağacı'nı 10 dakikalık partlar halinde böyle bir 20 günde falan izledim ya. 20 gün sürdü. Bizim filme dönecek olursak? Abi şöyle abla bu arada yani biz her şeye okeyiz. Bir aya set diyoruz abi. Bir de öyle okuma provası falan hiçbir şey yok abi. Direkt dan diye kameranın önüne atıyoruz oyuncuları. Harika, harika. Peki filmin başrol kadının karakteri için biriyle anlaşmışsınız. Sözleşme imzaladınız mı? Şey, vallahi yok da imzalamadık ya. Eğer imzalamadıysanız size acayip bir teklifim olacak. Nasıl yani? Nedir ki teklif? Acaba ne söyleyeceksin Kıraş Bey? Allah Allah. Uhuhu. Filminizde Şükran Ovalı oynamak istiyor desem. Aa. Aha. Tam olarak bildiğimiz Şükran Ovalı mı? Aynen. Yalnız şöyle bir şey daha var Kıraş abi. Bizim Şuko'nun kaşesini karşılayacak bir bütçemiz yok. Bu arada Şuko diyebilir miyim abi? Hayır. Anladım. Abi şöyle diyelim, nasıl diyelim? Abi bizde 1,5 milyon abone var. 1,47 milyon. Takribi 1,5 milyon abi. Benim 1,54. Bir saniye Kıraş abi. 1,54, 1,47. Neyi tartışıyorsun şu an? Boy atmakla ilgili yani, inşallah seneye biraz daha uzarım, onu konuşuruz. Gerek var mı? Sonra niye dışarıda proje satamıyoruz? Rakamı belli olsun diye dedim. Adam da çizdiği arayayı bilsin. Yani araya. Anladım. Kıraş abi, biz gişe vaat ediyoruz. Evet. İşte bu. Evet. Harika. Şuko'nun derdi para değil arkadaşlar zaten. Gişeden alacağı miktarı yüksek tutarız. Hallederiz aktiyle. Şöyle ki Kıraş Bey, yani biz aslında prensipte Rana Büyük Yılmaz'la okeyleştik. Şimdi böyle bir hareket yapsak kadına ayıp olur mu, edepsizlik etmiş olur muyuz, onu satmış gibi olur mu falan, biraz onları gözetmek lazım sanki. Hiçbir şey etmezsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, bizim sektörde sete girene kadar hiçbir okey kesin değildir. Evet. Biliyorsunuzdur siz bunu. Ben biliyorum. Şimdi siz dijital ünlü olmuşsunuz. Milyonlarca takipçiniz var. Filminizde de bunu hak eden bir karşılık olarak Türkiye'nin starı Şükran Ovalı oynuyor, hayal edin.
Üstelik sizin çıkışınız onun dönüşüne denk düşüyor. Bir şey var bak bunda. Şimdi bu şansı kimsenin tanımadığı bir oyuncu için çöpe mi atacaksınız yani? Hayır. Bilemedim ki biraz tartışsak mı? Tabii ki atmayacağız. Ama uygun bir şeyler yap Kıraç abi. O ben de rahatım. Aa, hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk Jülide, ne haber? İyidir. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne verecektin? Hiç. Öyle olsun ama gördüm. Yanlış görmüşsün. Evet bir şey. Bana iyilik yaptın diye yakın arkadaş olmayacağız, tamam mı? Öyle bir beklentim yok zaten. Zamanı gelince ben de senin için bir iyilik yapacağım, ödeşeceğiz. Bu kadar. Ödemene gerek yok. Ben öyle borç verir gibi iyilik yapmıyorum. Kurye zaten bir saat sonra orada olur. Tamam, görüşürüz. Bir şey mi diyeceksiniz Çınar Bey? Jülide, sana bu iş bağlama konusunda şimdi şöyle bir şey oldu. Anladım, tamam. Hiçbir şey bulamadınız. Ya olur mu öyle şey? Senin karşında koskoca Çınar Bilgin var. Buldum. Buldum da böyle çok içime sinen bir şey bulamadım. Mazinin külleri setinde çok küçük, küçücük, ufacık bir rol. Esas kızın el falına bakan falcı rolü. Ama sen bana dersen ki Çınar Bey, şimdi bunu bana nasıl teklif ettiniz? Niye böyle bir şey... Teşekkür ederim. Jülide bak, ben yanlış anlatmadım değil mi? Rol çok küçük bir rol. Böyle derinliksiz, özelliksiz öyle bir karakter. Ya ben o karakteri özellikle derinlikle katacağım. Öyle bir oynayacağım ki o sahneyi Çınar Bey. O sahneyi zıplatacağım. İzleyen herkes kim o falcıyı oynayan kız diye soracak. İnşallah. İnşallah da sen yine de o kadar kastırma. Seçmeye girecek miyim? Metin ne zaman gelir? Yok, seçme meşme yok. Bugün sünnet, yarın deniz ekolü. Zaten stoksuz kalmışlar. Hemen çekip montaja bağlayacaklarmış. O zaman sen hadi resepsiyona bakacak birini bul. Çıkalım bir görüşelim. Tamam. Hadi. Emrah, Allah aşkına deste bakman lazım. Kalk. Hadi Emrah, bak o zaman. Hadi. Dakika, geliyorum hemen. Ben de çattım bakalım. Şeyi araman lazım. Ve bak, notları aldın buraya. Atla. Ay! Hadi. Kutu sıkıcı. Gidiyoruz. Telefonda duyunca heyecandan yerimde zıpladım. Filmde oynayacağım ya. Kızım bir sakin ol ya. Daha sadece teklif var ortada. Feris nedir, nasıldır anlatacak. Tamam. Sustum. Dinliyorum. Önce artılardan bahsedelim. Önerdikleri fiyat şahane. Prodüksiyonu da kolay. Dizi takviminizi çok etkilemeyecek. Mart'ta gösterime girecek. Tam sinema mevsimi. Ara, kabul ettiğimizi söyle Feris. Bu kadar hevesli olma Beren. Daha dezavantajlarından bahsetmedim bile. Pardon ya, sözünü kestim. Onu demek istemedim. Yapımcı sizin dizideki elektriğinizden çok etkilenmiş. Ve sosyal medyada en çok fanı olan çiftsiniz. Bunun değerini bilin ve serin kanlı olun. Bunu söylemek istedim. Anladım. Filmin dezavantajları ne? Senaryo berbat. Klişenin de dibi. Nenem döneminden kalma bir aşk hikayesi. Ya açıkçası bu kadar tutmuş bir diziden sonra yapacağınız ilk işin bu olmasını istemem. Ama size iletmem gerekiyordu ve ilettim. Sen doğru proje değil diyorsan değildir Feris. Okumadan reddetmek ayıp olmaz mı? Yani hem bizim fikrimiz de önemli. Belki bizim hoşumuza gider. Tabii ki son karar senin ve senin. Acele etmemize de gerek yok. Beklesinler. May ve Ali biçim. Ya çok ünlü bir çocuklar. İsimlerinin baş harfini bile yazsan hemen çıkar. Yazamıyorum. Yani internet dalga yaydığı için çocuğun beyin gelişimine iyi değil. Yani ben evde internet kullanmıyorum. Senden rica etsem, sen onları bana bir CD'ye toplasan, Gül'ünle göndersen olur mu? Gönderirim, ama çok acelemiz var. Ben okudum senaryoyu yalnız.
Çok çarpıcı, çok yenilikçi bir hikayesi var. Ya daha önce film çekmiş mi? Bir kısa film çekmiş. Ama festival festival dolaşmış. Aa, ciddi misin? Ben senin öyle sinemaya iddiasız bir şekilde dönmene müsaade eder miyim hayatım? Aşk olsun. Şimdi yarın hemen bir görüşme ayarlıyorum. Okey miyiz? Tamam. Filmin konusu ne peki? Bir direk dansçısının hikayesi. Çünkü kadının büyüdüğü köyde çevreci bir ayaklanma çıkınca kadın şehirden köye geri dönmek durumunda kalıyor. Kültür çatışması giriyor devreye, geçmişin hesapları, çevre, ahlak falan. Müthiş. Ben nasıl dans edeceğim ya direkle? Ders alırsın hayatım, ne olacak? Düşündüğün şeye bak, aşk olsun. Bak Şükran, bu film senin kariyerinde bambaşka bir şey olacak. Menajerine güven. Yalnız bu arada... Çekimler sırasında ufaklığı bakıcıya bırakabileceğini söyledim. Başka türlü rol bulamıyoruz biliyorsun. Biliyorum. Bakıcı bakarız zaten. Yani biliyorum. Hazal da öyle yapıyor. Bergü de öyle yapıyor. Yani öyle yapıyorlar. Ben tamamıyla bırakamam da. Bir ölçüde bırakabilirim. Evet. Arada bir karavana da gelir zaten. Değil mi? Sonra ben bir Bergüzar'ı arayayım. Ben bir Bergüzar'ı arayayım. Bir aşk iki hayatta ne yapmış acaba o sette? Bir sorayım. Okey. Bye. Ne kadar kalabalık. Arı kovanı gibi. Burası gene iyi. Sen daha önce üstete gelmedin mi? Atla. Yürütücü yapımcı içerideymiş. Şartlarda bir anlaşalım, sonra yönetmenle konuşuruz. Çınay Bey, çok yüksek fiyat çekmeyeceksiniz değil mi? Yani biliyorum siz büyük anlaşmalara alışıksınız ama... Sonuçta benim tecrübem yok biliyorsunuz. Şimdi öğretme istersen bana jüride. Hakkın neyse onu alacağız işte. Haklısınız, özür dilerim. Ama yine de res çekmezsiniz değil mi? Yani diğer oyuncularınız için görüşünüzü öyle yapıyor musunuz ya? Ya resminizi görürlerse, ya rolü alamazsam? Çınar Bey, benim gerçekten bu role çok ihtiyacım var. Yani gerekirse bedava bile oynarım. Şşş! Vallahi de binayı da bedava oynatırlar. Bedava oynatırlar böyle söylersen. Bak, hazırlıkla hiç sakın ağzını açma, tamam mı? Yoksa seni burada bırakıp giderim Jülide. Sen ağzını açmıyorsun, tamam mı? Tamam. Ha, iyi, tamam. Bir kendine güven. Rahatla. Rolüne güven, rol senin. Menajerine güven. Gel. Beren, babana uğramayacak mısın? Evde görüşürüz nasılsa. Babasına okutup fikir alacak. Beren mi? Kıraş'la böyle olacağımızı bilseydim hayatta kabul etmezdim Beren'i temsil etmeyi. Şimdi babasıyla kavgalıyız diye yolları da ayıramam. Çok can sıkıcı oldu bu. Eve mi gidiyorsun? Salona gideceğim. Bilet usulcanla çalışacağız biraz. Gel ben bırakayım seni. Olur. Babam hep Feris'in fazla sanat takıntısı olduğunu söyler. Haklıymış. Sanat takıntısı olacak tabii. Bu işe sırf para diye baksaydı ben Feris'le çalışmazdım zaten. Ben de. Ama bir oyuncu sadece çok çok iyi filmlerde oynamaz ki. Popülerliğine de dikkat etmesi lazım. Kızım sen daha popülerliğe doymadın mı? Doymadım. Ayrıca bizim popülerliğimiz o kadar da sağlam değil. Arda arda birkaç işte oynamamız gerekiyor ki hem hayran kitlemiz otursun hem de sektörde yerimizi sağlamalım. Karaca Özdal konuştu. Bunlar babamın fikirleri değil, benim kendi fikirlerim. Tamam ya, kızma. Papağan değilim ben. Tamam, üzülme. Kaybolup gidersek sanat filmlerinden de teklif gelmez ama bile. Sağ ol Bekir abi. Teşekkür ederim. Ya Dicle, bana bir akıl ver, gözümü seveyim ya. Şimdi sizin için Kıraç Bey'e tavır alması kolay. Ne de olsa bir bağınız yok. Koridordan geçerken gözünü devirirsin, başını çevirirsin, bitti.
Ama ben öyle değilim ya. Ben buranın çaydan sorumlu insanıyım ya. Şimdi bana çay dediğinde her seferinde sallayamam. Sen işini yapacaksın tabii Bekir abi. Buna kimse bir şey diyemez ki. Ne bileyim şimdi çay kahve getirdim diye birlik bozan adam olmam değil mi? Hayır canım, hiç alakası yok. Takılma bu kadar. Alo, ne haber? İyiyim, sen? Çalışıyorum. Yemek molasına yeni çıkabildim ya. Ne diyeceğim, Barış buradaydı. Sabah ondan aldığım termosu geri vereyim diyecektim ama yüzüme bile bakmadan geldi ve gitti. Sabah çok tatlıştı diyordu. Öyleydi. Ama yine daha önce de aynı şeyi yaptı, söyledim ya sana. Sanki ben hayatındaki en özel insanlardan biriymişim gibi böyle sıcacık, samimi davranıyor. Sonra hop bir anda bağlantıyı kesiyor. Aman dengesiz olacak. Keşke sabah da yanına gitmeseydim var ya. Çok utanıyorum. Ya seni ben gazladım. Çok pişmanım şu an. Ama bundan sonra sıcak davrandığında gardımı düşürmeyeceğim. Dümdüz davranacağım. Hoş geldiniz, hoşça kalın. Periz Hanım şunu imzalamanızı istedi. Tabii tabii, ben aradığınızı iletirim. Bu kadar, bitti. Var ya, çok fena profesyonel olacağım. Babandan haber var mı? Hı. Ajansa geldi. Kimse onunla konuşmuyor. Görsen selam bile vermiyorlar. Aman onun da çok umuruydu sanki. Bence onun da merak, biliyor musun? Aralarından geçerken o kadar gergindi ki. Hep kapatmam lazım, sonra konuşuruz. Beren biraz önce çıktı. Tebrik ederim seni. Durdun, durdun. Sonunda bana zarar verebilecek silahı buldun ve hiç vakit kaybetmeden alıp onu sırtıma sapladın. Değil mi Dişan? Başka bir ajansla anlaştığımı sana zarar vermek için söylemedim Feris Hanım'a. Lütfen. Lütfen bari yaptığının arkasında dur. Ama tekrar bravo. Bu sektörde acımasız olman gerektiğini hemen öğrendim. Ben acımasız değilim. Sensin acımasız olan. Sana güvenen insanları hayal kırıklığına uğrattın. Ben bunu yapamam. Feris Hanım bana güvendi. Sen beni çöp gibi uzağa fırlatmaya çalışırken o benim arkamda durdu. O beni korudu, ben de onu korudum. Bu kadar. Sana bu sektörde barınamazsın. Lokmalı yutarlar demiştim ya. Sözümü geri alıyorum. İleride sen de köpek balığı olabilirsin. O kabiliyet var sende. Ben senin gibi olmayacağım. Hiçbir kapıdan içeri girdiğimde insanlar kafasını çevirmeyecek. Hangi parayla? Maaşlar? Evet. İlk maaşımı alacağım. Tamam. Leyla. Leyla kızım, ilk maaş hediyesi diyet bir tatlı alsaydın ya. Olmaz. Bol kalorili tatlı adettendir. Şimdi Meral, emlakçı, taşınma parası, bir de evinin kirasından payımı düşen hesabını aktardım. Bir de kredi kartına yaptırdığım bir taksit vardı. Onu da gönderince yarın ajanstakilere de bir kilo baklava alırım. Geri kalanıyla da ayın ortasına kadar idare etsem sonra ne yapacağım? Eksi hesaptan harcarsın. Gelecek ayki maaşınla da onun faizini ödersin. Dar gelirlilerin aşırı acıklı borç döngüsüne hoş geldin. Sen acaba köpek balıklığını bir düşünsen mi Kıraç Özdal gibi villalarda yaşamak için? Ben babam gibi olmayacağım. Olmayacaksın, biliyorum, şaka yaptım. Babamın söylediği hiçbir şey bu kadar canımı yakmamıştı, biliyor musun?
E sen de onun canını yakmışsın. Adam senin baban sonuçta. Bir seçim yapacağım, onu seçeceğini düşünmüş. Olmayacak, hayal kırıklığına uğramış. Bu kadar basit. Saçmalama Şükran, sen ülkenin en şık kadın oyuncularındansın ya. Çuval bile atsan fark etmez üstüne. Yani. Ya bu arada seni yavaş yavaş spora başlatalım. Çekimlere girmeden forma gir. Tamam, bye bye. Kadın oyuncuların giysi sıkıntısı yani. Öf yine öf. Sinan ajansına geçeceğini nereden duymuşlar? Öğrenebildin mi? Çınar'a Demet Akbağ ağzından kaçırmış. Ne diyeceksin? Neyse de asistan söylemiş. O nereden biliyor ki? Sen mi söyledin? Gülün'e bile söylemedim. Niye gidip Feris'in asistanına söyleyeyim? Ne alakası var Mayda? Ne bileyim canım, aklıma geldi. Sağdan soldan duymuş işte. Okudun mu sana senaryoyu? Hı hı. Sen de bir okuyup fikir verirsin değil mi baba? Olmaz prenses. Sen artık Feris'le çalışıyorsun. O sana en doğru fikri verir. Kızdın mı? Yok. Bizimkilerle dışarı çıkacağız. Hmm. Kaçtım ben. Geç kalma. Barış da var değil mi o bizimkilerin içinde? Ya vardır herhalde. Oğlum ezberledin ezberledin. Hala neyini okuyorsun ya? Tamam bıraktım. Kabul edeceksin değil mi? Feris doğru söylüyor. Senaryo çok kötü. O kadar parayı elinin tersiyle içeceksin yani. Sinema kariyerime böyle bir filmle başlamak istemiyorum abi. Ya oğlum herkes Star Wars'ta oynarak mı başlıyor? Sen kendin diyordun. Rolün küçüğü büyüğü olmaz. Olay zaten büyük rol küçük rol değil ki. Senaryo kötü. Allah Allah, düzeltilir. Ben bu filmde oynayacağım ama senaryoyu da baştan yazacaksınız dersin. Senaristin işi ne oğlum, düzeltsin. Bilmediğin işe karışma abi, Allah'ını seversen ya. Sen de abini iyi harcadın ha bro. Ne demek istiyorsun? Sen git hammallık yap, kaynakçılık yap. Sen anca onlardan mı anlarsın diyor. Onlardan da anlarım be bro. Bu el partilerde, barlarda bu hale gelmedi. Oğlum sen zaten diziye de böyle başlamadın mı? Esas olduğunu şoförüydün geçen sene. Bak bu sene başvursun. Kim hatırlıyor şimdi o eski diziyi? Hiç kimse. Şimdi öyle olur. Ya önce bir elin rahatlasın. Parayı düşünmeyecek kadar kazan. Sonra zaten daha iyilerinde oynarsın. Evde içecek bir şey kalmamış. İyi biz de dışarıda içeriz o zaman. Hem ne zamandır abi kardeş takılmadık. Setten çocuklar bir yere gidecek diyordun. Hadi gidelim biz de. İyi tamam hadi hazırlan. Allah iyi. Hadi hazırlanıyorum bak. Al. Çoktan çıkmışsındır sanıyordum. Bazı bilançoları yanına bırakmak istemedim. Sen de benim gibi işkoliksin. Ben de bazen pazarları bile çalışıyorum. Ne çalışmadığım zaman da ekstrem sporlara merakımı tatmin etmeye çalışıyorum. Yamaç paraşütü, dağa gidemediğim için duvar tırmanışı falan. İyiymiş. Ben ekstrem sporlardan hiç hoşlanmam. Ben insanların hayatlarını nasıl böyle tehlikeye attığını hiç anlamıyorum. Sosyal medyadaki tırmanış fotoğrafını herkes ben sanıyor ama aslında kardeşim. Ha? Hı. Sırttan çekildiği için belli olmuyor. Ne? Sen de öyle sandın galiba. Ben? Ay yok canım, ben sayfana bile bakmadım. Hı. İyiymiş. Öyle olsun. İyi akşamlar. Sana da. Nejat. Sen niye bana hala bu kadar tavırlısın? Yani sana sosyal medyadan attığım mesajdan değil mi? Çünkü o kadar ergen ruhlu olamazsın.
liseden bir arkadaşıma sadece merhaba dediğin için. Bana o zamanlarda da silik bitikmişsin mesajı attı. Evet, bu yüzden tavırlıyım. İster ergen ruhlu de, ister çocuk ruhlu de, umurumda değil. İyi akşamlar. Stokladığımı da anladı. Ay, resmen rezillik. Kabrelerde nasıl oturuyorsun Çınar? Ya sal artık şu adamın, Feris elektriğiniz tutmadı işte. Hayır, o zaman suratını asıp bana ters davranmasın. Hayır, hoşlanmadığını belli etmenin milyon tane yolu var. Hayır canım, ben gayet iyi biliyorum. Benden çok hoşlanıyor. Sadece gurur yaptığı için böyle. Sen bu vergi denetmenine niye bu kadar takıldın? Ya, hoş, yakışıklı, düzgün, ciddi, kariyerli, daha ne isteyeyim? Böyle CV okur gibi tak 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 özelliklerini saydığına göre aşık değilsin belli. Aşık olan insan niyesini bilmez. Ha, tamam canım, aşık değilim. Olurum. Ha, Nejat çok hoş biri. Şu yumurta rezervleri yüzünden mi? Ha? Doktor anne olmak için elini çabuk tutledi diye mi panikledin sen? Hayır canım, ne alakası var? Ha, iyi. Çünkü sen bir aşk bebeğini hak ediyorsun Ferit'ciğim. Ağzına razı olma. Çay. Metin abi. Aa, sürüp kız arkadaşına tur attıracaksan ya da şartmadan getir, tamam? Ya şey, yeni bir jön geliyormuş, doğru mudur? Ya saçmalamayın. Bununla rekabet edecek jönü nereden bulacaklar ya? Ne haber kız? İyiyim. İyiyim ben de. İnanamıyorum ya. Biz orta yaşlar eve gidiyoruz. Gençler piyasaya daha yeni çıkıyor. Aşkım, ne haber? Selam Ece. Hayırdır? Kavga haberi yüzünden mi trip yiyorum? Ama canım benim, beni biliyorsun yani. Ben masumum, sadece işimi yapıyorum. Hı? Sıkıntı yok Ececiğim. Aa, Beren de buradaymış. Yılın çifti bir arada. Siz hala ilişkinizi gizli saklı mı yaşıyorsunuz? Yapmayın çocuklar. Özgür olun ya. Rahat bırakın kendinizi. Kime ne yani? Yorum yok Ececiğim. Canım benim, menajeriniz de cevap vermiyor. Yani benim kaynağım kurdu, anlatabiliyor muyum? Kurudum. Hadi Beren'in menajeri babası. Orada başka bir durum var, anlıyorum da lütfen yani. Artık babamla çalışmıyorum yalnız. Aa. Ben de Feris'in oyuncusu oldum. Çok, neden? Aynı ajansta oyuncu kavgası, inanamıyorum. Ablacığım tamam, hadi aldın dedikodunu, rahat bırak kızım. Buru, hadi. Artık birlikte çalışmıyor onlar. O dedikodu şimdiden boş yani. Bir şey söyleyeceğim. Kim ayrıldı? Kim gitti? Çok. Kıraç. Kesin Kıraç değil mi? Aynen. Çok kesin teşekkür ederim. Kıraç. Kıraç'tan başka kimse olmaz ki Kıraç. Kesin Kıraç. Ayrıldı. İnanamıyorum. Bir saçmaladım değil mi ben? Yok yok, bir şey yok. Sen senaryo yönüyorsun. Söyle bakayım. Ben Fikri sevdim. Yani diyaloglar düzeltilir. Ah, işte akıllı kız. Aferin kız sana. Anlaşıldı. Bu filmde oynayacağız biz. Evet. Yani. Evet. Selma'cığım, nasılsın canım? İyiyim. Ya sana bir şey soracağım. Kıraç sizin ajansa mı geçti? Hayatım, sen de bilmeyeceksen kim bilecek acaba, ha? Size geçmediyse kesin Fashion'a geçmiştir. Canım benim, bak ne diyeceğim. Fashion'a senin tanıdıklar vardır. Ne yapalım, arayalım öğrenelim mi bir, ha? Hadi. Tamam, bekliyorum. Bye bye. Aracımı alabilir miyim? Teşekkürler. Ne demek ki? Beyrem.
nice maaşlara bir tanem bereketli olsun. Peki, teşekkür ederim Feride Hanım. Çok sağ olun. Demek Feriz canavarın deneme süresini geçti mi? Aferin. Patronuma canavar dedirtmem, hop. Oo, olmuş mu? Gör, örnek alayım biz. Teessüf ederim Çınar Bey. Ya ben de sizin arkanızdan hiç kötü konuşturmam. Bekir abi, al şunu önümden ya. Tereyağı koktu iyice. Ya ne kokacaktı? Ya ver, ben yerim, ver, ver. Vallahi kesene bereket Dicle ya. Bunların ilk maaşlarını falan görmedik ha. Hepsini kendilerine harcadılar. Biri de getirip de bir tatlı alıp al Bekir abi, ağzın tatlasın demedi ha. Ah. Gülün, Şükran gelmek üzeredir. Tamam Kıraç Bey. Kıraç Bey. Annem ilk maaşını iş yerindekilere tatlı al adettendir dedi. Yani taşrada öyle. Buyurun. Sağ ol. İlk maaşının şerefine. Öyle mi? Aslında benim baklava alıp dağıtmam gerekirdi. Bana bir ay boyunca dayanabilen bir asistan buldum da. Eyo. Ya bazen hatta sık sık, ya dürüst olmak gerekirse genelde çekilmez bir patronum da. Ha gerçi sana çekilmez olduğumu söylememe hiç gerek yok. Sen gayet iyi biliyorsun. Nejat. Sana attığım o mesaj için gerçekten özür dilerim. Ya sana ergen dedim, asıl ergenliği ben yaptım. Ya liseli arkadaşız deyince içimden liseli Feriz fışkırdı. Lisede de hiç politik değildin zaten Feriz. O an ne düşünüyorsan Patakit'e söyler mi? Ne yapayım, ben de böyleyim. Burada çalışırken seni sıktıysam özür dilerim. Cidden. Kıraç Bey, haber verdin, geliyorsun. Ay sağ ol kıvırbaşım, ne yapıyorsun? İyi, sizi sormalı. İyi, ben de ne yapayım, analogs. Heh. Geç kalmadım değil mi ben? Hayır hayır, yoldalarmış yönetmenler. Süper. Ne oldu? Bakıcıyla mı sorun çıktı? Bakıcı mı var Kıraç? Senin de aklın gidiyor ha bazen. Bunu ben kendim bakabilmek için ara verdim ya, değil mi? Ya anneni bırakamaz mıydın bugünlük? Bakamaz. Kimse bakamazsa emanet edemiyorum. Hep içim rahat etmiyor zaten. Yani enerjileri de yetmiyor. Bir yerden sonra tablet veriyorlar, olmuyor yani. Cemal peki? Kamda. Sen ne oldu sana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Burse taktım daha fit gözükmek için. Nefsik de duramıyorum. Biraz nefes almakta zorluk çekiyorum ama uzun sürmez değil mi toplantı? Yok yok. Şükran. Görüşmeye bebekle girmeyeceksin değil mi? Ya niye annelik kötü bir şeymiş gibi bahsediyorsun sürekli Kıraç? Tepeme çıkarıyorsun. Yap. Bu bir hastalık değil ki hayatım. Bak Amerika'da görüntü yönetmenleri, kameramanlar, bir sürü kadın sırtında bebeğiyle çalışıyor. Amerika'da değiliz. Türkiye'de de öyle hayatım. Tarla süren kadınlar var sırtında bebeğiyle. Evet. Sen kaç yıldır çalıştığın sektör bilmiyor musun hayatım? Biliyorum biliyorum. Erkek egemen ve gayet şekilci bir sektör. Farkındayım ama senin gibi bir adamdan duyunca çok üzülüyorum ya. Yok, ben onayladığımdan değil tabii de, yani erkek yönetmenleri biliyorsun, öyle kucağında bebekle bir kadın oyuncu görünce çok enteresandır. Akıllarına anne rolü geliyor. Çevreci, direkt dansçısı değil.
erkeklerin beni gördüğü zaman akıllarına ne geliyor, ilgilenmeyeli çok uzun oldu Kıraş'cığım. Ama bu hareketinden sonra seni cezalandırmayı düşünüyorum. Miran Ela'yı sana postalıyorum. Evet. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Bakalım seni gördüklerinde direkt akıllarına anne rolü gelecek mi? Ben o zaman içeri geçiyorum, tamam, değil mi? Tamam, ben de. Sen de? Ben. Suyu falan hepsi yedin, tamam mı? Çantasını. Tamam. Hemen geleceğim bir tanem. Çok kısa, geliyor, çok anne kısa. Hemen. Tabii tabii. Bizde yok, tamam. Hoppa, aldık onları da. İyiymiş ya. İyiymişsiniz. Yani şey, maşallah ekranda göründüğünüzde kat kat daha güzelsiniz. Teveccühünüz, teşekkür ederim. Abla biraz sakin ya. Amca bir dakika, bir şey konuşayım. Bir dakika ya. Ya Şükran, bu arada gerçekten filmi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz ya. Aferin. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim ama ben senaryo okumadım daha. Yani Kıraç bahsetti biraz ama siz de anlatırsanız çok sevinirim. Okey. Şöyle başlayalım. Siyahtan açılıyoruz. Sen nereden biliyorsun hikayeyi? Bir dakika. Normalde neyden açılıyoruz? Lila'dan mı? Her film siyahtan açılıyor zaten. Çok özür dilerim. Sen hayatında ne zaman bir hikayeye başlarken... Dünya üçü büyük bir gaz ve toz bulutuydu. Böyle bir açılış gör. Siz gördünüz mü Allah için ya? Ya tamam, dur iki dakika. Dur bir dakika. Şimdi şöyle. Sinema perdesinin ortasına bir tane kare delik düşünelim. Okey. Düşündük mü? Düşündüm. O kare deliğin oradan parlak uzun bir direk görüyoruz bize yansıyan. Allah Allah. Evet. Yani parlak uzun bir direk derken Pelin karakterinin filmde dans ettiği direkten bahsediyorum. Anladım canım. Da Vinci'nin şifresi değil hocam. Süper. Emmi, senin hitabetin ne kadar kuvvetli ya. Sen daha önce televizyon şans verdiler mi sana? Sen yaman adamsın. Ya bak şimdi bende bir hitabet gücü var. Şimdi sana Şükran Hanım'ın yanında göstermeyeyim o hitabet gücümü. Allah Allah. Ne tarafta gösterebilirsin? Ne tarafta mı gösterebilirim? He. Ben neyim? Ne demek neyim? Neydim ben? Eski Leyla Şuko'sun. Ha, izledin değil mi? Şuko, sen izlemiş miydin? Bu arada sana Şuko diyebilir miyim? Hayır. Niye hayır dedi? Şey, filme mi hayır dedi yoksa şovu mu hiç izlememiş? Film olabilir. Çınar Bey, hı? Ben öğleden sonrası için ajans dışında olsam olur mu? Olabilirsin. Dönerken de internetten kendine iş bakmaya başlayabilirsin Emrah'cığım. Ama yani Çınar Bey, çekimde Jülde'ye birinin eşlik etmesi lazım. Yani şimdiden panik atağının eşiğinde dolaşıyor etrafta. Çok mu heyecan yaptı? Çoktan da fazla. Hatta bana Çınar Bey benimle gelecek mi falan dedi ama... ben de dedim ey artık. Yani koskoca Çınar Bey seni temsil etmiş, rol bulmuş. Ya bir de çekimde yanında mı duracak? İyi git. Git çekim günü yalnız bırakma kızı, git. Ya dur Emrah, dur. Ben gideyim. Melisa'yı da görmem lazım. İkisini de sete aradan çıkartırım. Ben gideyim. Tamam, sen de git resepsiyonda dur Emrah. Ne yapacaksın burada böyle? Sınar Bey, bana şans dileyin. Dileyeceğim ama sahneye girmeden önce dileyeceğim. Ben geliyorum seninle. Resepsiyon bende tatlım. Ve bu arada Çınar Bey borcunu asla ödeyemezsin Jüce. Çünkü o Çınar Bey ki sadece star oyuncuların çekimlerine gider. Ya Emrah, bugün iltifatların yeter ya. Güzel bugün. Tamam, sağ ol, okey. Ben doğruları söylüyorum Çınar Bey. İyi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Emrah, duy bak.
Alo. Beni oyalama Sinan. Ortaklarının ne düşündüğü umurumda bile değil. Komisyonla ilgili maddenin değişmesini istedim. Sen de kabul ettin. Hayır efendim. Ortada falan buluşmayacağım. Evet. Ego Ajans'ta işler koptu. Bunu bildiğin için daha azına razı olacağım sanıyorsan. Tamam, maddeyi değiştir, beni ara. Ya tamam, kapatmam lazım. Nihlalela, nihlalela kızım. Hani özledin sen? Anne, toplantıda yönetmen büyülüyor. Bak. Anlatması tabii biraz uzun sürdü şimdi ama izlerken böyle olmayacak. Çak. Tahmin ediyorum ki orada geçişler hızlı olacaktır. Zaten çok değişik bir senaryo, değişik bir fikir. Beni de o heyecanlandırdı. Aynen Şiko, aynı şeyleri biz hissediyoruz. Bu arada Şiko dememde bir sıkıntı varsa ne olur söyle. Şuki derim, Şuvi derim, Şuvinler derim. Şuşku. Onu diyebilirim, Şükreyn diyebilirim. Ya da her neyse Şükreyn, şöyle yapalım. Şükran da çok uzun değil aslında hocam. Yani yormaz sizi. Bence Şükran deyin, kurtulun. Şükreyn, şöyle yapalım. İstanbul'da deliler gibi iki hafta bir çekim. Sonra Sinop'a, dedemin köyüne gidiyoruz. Geri kalan çekimleri tamamlamaya. Ne Sinop? Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri. Bir dakika. Ben şimdi öğrendim. Yani şehir dışı mı çıkacağız? Ya Kıraç hiç bahsetmedi. Sinop kesin mi? Olay köydeki çevreci hareketle ilgili ya aslında. Evet ama İstanbul yakınlarında da çok çevrede, yakınlarda köy var. Yani çok da güzel köylerimiz var İstanbul yakınlarında. Yani tabii siz bilirsiniz ama bence Sinop'a çok gerek yok gibi. Yani Şükrü şimdi şöyle aslında. Şükrü ne? Sen nasıl bir, ne leş bir adam oldun başımıza ya. Az edep ya. Şimdi Şükrü abi. Biz hikayeyi Ali ablanın halasının gerçek hikayesinden esinlenerek yazdığımız için based on true story. Based on true story ama şöyle bir şey var. Halam eskiden direkt dansçısı değil de onu biz uydurduk metaforik olarak. Tamam, anladım. Sinop hikayede bizim için mecburiyet. Sinop'ta çekmek lazım. Kesin diyorsunuz Sinop. Gülin! Gülin! Bekir. Ağlıyor bu. Altını mı yaptı, ne yaptı? Anlamadım ben. Vallahi ne bileyim Kıraç Bey. Mama istiyordur, verin bir şey. Yapma. Bekir? Kimin bebeği? Şükran'ın bebeği. Al. Ağlıyor mu? Ben yönetmen toplantısında Şükran. Ha, bu arada bir de şey var şimdi, direkt dansı. Allah Allah. Bence kesinlikle Şükran tam senlik ya. O, hani bak bu spor, fitness, pilates falan filan. Bence sen yaparsın ya o sahneleri. Mihran doğduğundan beri antrenmanlıyım diyelim. Yani merdiven in çık saniyede 30 kere zıplıyorum falan. Şimdi de o yaşlarda da biliyorsunuz konsantre dağınıklığı çok oluyor. Yani onun konsantresini toplamak için sürekli oyun oynuyorum. Sonuçta benim de seyircim o. Oy. Müthiş. Bu arada bu direkt dans kursu için tam olarak nereye başvurmamız lazım? Yani onu menajer mi ayarlar, bizim peşinden koşturalım. Aslında şöyle yapsana. Bizim Ertan'ı arayıp sorsana böyle bir direkt dansı yaptırabilecek tanıdıklar mı diye. Nasıl bir tanıdık mesela? Bu vesileyle tanışacağımız bir tanıdıktan bahsediyorum mesela. Kıraç ayarlar. Bu arada bize öyle hani büyük performans gerektiren bir şey lazım değil yani. Güzel. Bu arada Şükrü. Direkt dansı yaptığın sahneyi bir montajlayacağız. Aman yarabbim. Diyeceksin ki böyle bir şey yok, hayvanlar nasıl montajlamış diyeceksin. Böyle bir şey olamaz diyeceksin ya. Ben nasıl böyle bir direkt dansı yapıyorum diyeceksin. Tabii. Bizim de senin sınırlarını öğrenmemiz gerekiyor. Yani kırmızı çizgin nedir? Evet, biraz heyecanlı sahneler olacak. Biz isyankar bir film yapıyoruz sonuçta. Muhakkak. Canım. Yüzü kızardı. Af, annesi nerede? Toplantılar. Acıktım. Yönetmen görüşmesine göremez mi ben? Ne yapayım? Biraz daha sabredemez mi canım? Sabredemezsen de çocuk büyüttün. Ben de beni gördüğümde büyüktüm bunlar. Ha, doğru ya. Sen bir çocuk büyüttün. Mesela siz Show Girls filmini izlemiş miydiniz? İzlemedim. Show Girls ya. Meşhur sahne. Short. Show Girls. Tamam. Çok pardon. Hemen geleceğim. Geleceğim hemen. Çünkü Show Girls.
kalmamış. Ayıp bir şey yapmıyorum ya. Çocuğumu emziriyorum. Kapatıyorsunuz her yeri, tamam. Ya Şükran, o sahneyi konuşabiliriz. Beyler, beyler, benim oyuncuma özel bir konuyu konuşmam gerekiyor. Bir 5 dakika rica edeceğim. Hatta 10 diyelim, net olsun. Yo, şey tam olarak şart değildi yani. O istemiyorsa eğer o parçayı çıkartabiliriz. Yazmadık zaten daha. Biz öyle alelacele çıkınca. Tabii tabii. Tabii. Canım Bey, konuşuruz, bunları hallederiz. Bekir size bir kahve söylesin. Hemen geliyorum, hemen. One piece. Niye öyle celallendi ki? O sahneyi zaten çıkartırdık. Ha, değil mi? İyi insan aslında. İşte sana. Ama bak, sakın aile gruplarıyla paylaşmak yok yani. Artık televizyonda yayınlanınca izlerler. İyi, hoca geliyor, kapatıyorum. Anne, yönetmeni hoca diyoruz. Anneciğim, anne kapat. Çınar Bey, bir bakar mısınız? Ben sahnemi oynarken kaydı alır mısınız? Ya annem çok ısrar etti, kıramadım. Duymayacaksın tabii, ben alırım. Ya keşke karaktere girmek için daha fazla vaktim olsaydı. Ya yapıştırın gitsin işte jüride, alt üstü bahçeye giren bir falcı rolü. Küçük rol yoktur. Küçük oyuncu vardır Çınar Bey. Ayrıca ne olursa olsun ben mesleğime ve seyirciye saygımı hiç bozmayacağım. Evet arkadaşlar, sete geçiyoruz. Falcı nerede? Sizi sahneye alayım. Hadi başlayalım efendim. Yapacaksın şimdi. Hadi. Siz şurada oturuyorsunuz. Tamam. Oyuncuya fal bakıyorum. Falcının çiçekleri gelsin. Çabuk. Teşekkür ederim. Tamam, hazır mıyız? Herkes sessiz. Hocam, kayda girebiliriz. Evet. 3. 2. 1. Oyun. Aba be ablacığım, sana çok güzel bir kısmet var bak. Uzun boylu, akıt beş deyip geçme. Uzun boylu, yakışıklı, mavi gözlü, sarışın. Çok güzel, sana da çok yakışır. Ama senin bir tane yolun var. O yola gidip geldikten sonra bu kısmetle karşılaşıyor. Barış Hanım, sizden bir şey rica edeceğim. Yani sen de mi filme sıcak bakıyorsun Barış? Olmaz deyip kesip atmak istemiyorum Feris. Birkaç iyi sahnesi var. Ya hepsi o kadar zaten, gerisi çöp. Kesin kararımı vermedim henüz. Ya tamam, iyice düşün lütfen. Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Kesin Beren aklına geldi. Onu dolduran da tüccar babası. O kötü filmi kabul etmesi için Beren'i sen doldurdun, o da Barış'ı etkiledi. Yok öyle bir şey. Ağzından çıkan hiçbir şeye inanmıyorum Kıraç. Hayır, madem kızının işlerine burnunu sokmaya devam edecektin, niye benim oyuncum olmasına izin verdin? Ego'dan ayrıldıktan sonra buraya zarar vermek için mi? Beren'e verdiğin senaryoyu okumadım bile ben ya. Sen neden bahsediyorsun? Oyuncularına söz geçiremiyorsan suç senin. Ya sen benden bir şey mi isteyeceksin? Yok. İşte sinirlendirme de söyle. Şey, hani siz dizi yemekleri çok ciddi ortamlar olmuyor demiştiniz ya. Ha. Balık abiyeni mi giyecektin? Giyme. Halanın kızının düğününde hevesini alırsın. Benim halam yok ki. Sabrımı taşırıyorsun ama. Tamam. Ev arkadaşım dizinin hayranı da, acaba o da gelebilir mi diye soracaktım ama boş verin. Duymamış onu. Hayır, gelebilir. Gerçekten mi? Gelsin. Teşekkür ederim. Meral, Feris Hanım iyi gelsin de deyin, biz yüreğimize gidiyoruz. Düşünsene, çok heyecanlı. Evet, tamam, hadi.
Hadi bay bay. Yine ne var Dicle? Sen miydin? Pardon. Kötü bir gün mü? Ben rutin değilim. Akşam vaktin varsa beraber bir şeyler yiyelim mi? Hem eski tanıklar hakkında bilgi alışverişi yaparız. Olur. Olur. Hareketleri tam gösteriyorum. Evet olsun. Tamam. Bunun üzerine çalışmanı istiyorum. Gelecek hafta da şunu çalışın sizinle. Yalnız istemelerine çok dikkat ediyorsun. Tam beslenmede de keza öyle. Yine sormak istediğin bir şey olursa beni ararsın. Tamamdır Özlem. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Oh. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Özlem ben. Şükran ben de memnun oldum. Bir sporcuya ben eşofmanla geldim ama. Siz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız bizim için önemli değil mi? Zaten cazibe dediğimiz şey de zihinle başlayıp sonra görüntüyle gelen. Evet evet, yalnız bir şey söyleyeceğim, bu kadar yüksek ses mi olacak müzik? Yani değil mi, gerek yok çünkü yani... 2 yaşına yeni girdi de ilk 3 yıl biliyorsunuz kulak zarı hani. Tamam. Peki. Sadece siz havaya gireceğiniz kadar ben bir açayım, çok az sadece. O kadar kâfi bizim için. Kıraç aramıştır sizi, değil mi? Evet. Filmden bahsetmiştir. Bir ayım var. Bir ay. Evet. Peki daha önce spor geçmişiniz falan oldu mu? Bir an doğduğundan beri antrenmanlıyım, peşinde koşmaktan. Tamam, o zaman bu daha hızlı ilerlememizi sağlar. Tamam. Öyleyse biz esneme hareketleriyle başlayalım şimdi. Tamam. Esnemelerimizi yapalım, yürüyüşleri yapalım, hareketlere geçeriz, tamam mı? Tamam. Ben biraz daha çalışacağım. Tamam. Ece'ye babamın ajansından ayrıldığını ağzımdan kaçırdım ya. Gece aklıma takıldı. Kendime sinir oldum. Neyse ki yazmadı ama. Sette görüşürüz. Kadar tutmuş bir diziden sonra yapacağınız ilk işin bu olmasını istemem. Önce bir elin rahatlasın. Parayı düşünmeyecek kadar kazan. Sonra zaten daha iyilerinde oynarsın. Kaybolup gidersek sanat filmlerinden de teklif gelmez ama bize. Bu el partilerde, barlarda bu hale gelmedi. Ne oldu Barış? Sen Reşit Paşa'da oturuyordun değil mi? Çok yakınım, konumatsana. Atayım da... Bekliyorum. Hadi bırak.
sorun mu var? Bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. Kapıda konuşulmayacak kadar uzun. Özür dilerim, girsene. Gir. Buradan çıkarın bizi. Evin tatlıymış. Beğendin mi? O Japon lambaları takacaktık ama zaman bulamadık. Hem Meral'le benim boyumda malum. Çay ya da Türk kahvesi yapabilirim sana. Ya da açsan dolapta taze fasulye var, ısıtabilirim. Hiçbir şey yapma. Şunu oku, bana fikirlerini söyle. Beren'le bana teklif edilen film. Feris, berbat. Böyle bir işle sinemaya girmeyin diyor. Feris Hanım öyle dediyse öyledir. İnanılmaz bir senaryo gözü vardır. Evet, ama bir de para meselesi var. Bu işi kabul edersem çok para kazanacağım. Çok. Çok. Abim önce paranı kazan, sonra ince düşünürsün diyor. Haklı. Hı hı. Beren, sektörde adımızı pekiştirmemiz lazım. Yoksa kaybolup gideriz diyor. O da haklı. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben artık doğru düşünemiyorum asistan kız. Eskisi gibi parasız kalmaktan korkuyorum. Sektörde kaybolup gitmekten korkuyorum. Dandik filmlerde oynayan vasat bir oyuncu olmaktan korkuyorum. Bu kadar korkan insan doğru düşünemez. Aslında bu tereddütlerini Feris Hanım anlatsan sana çok güzel bir çözüm bulabilir ha. Feris parasız kalmanın korkusunu anlayamaz. Bu yüzden sana geldim. Şimdi bu korkuları al, avucunda tut. Onlarla beraber oku, tamam mı? Çocuk seri halde kavga çıkardığı için okuldan atılmamış mı? Evet. Yoga ustası oldu. Yılın bir ayını Hindistan'da geçiriyor meditasyon için. Ay atıyorsun ya. Bilal günlerine gelmeyerek çok şey kaçırıyorsun Feris. Öyleymiş. Uzun zamandır geçirdiğim en güzel geceydi. Benim de öyle. Tekrar için 20 yıl beklemeyiz değil mi? Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşça değil. Efendim? Sana sosyal medyadan yolladığım mesaj liseden arkadaşım olduğun için değildi. Evlenmediğini öğrendim. Bu sefer de geç kalmak istemedim. Bu sefer de derken? Lisede sana çıkma teklif etmeyi çok düşündüm. Ama tam cesaretimi topladığım zaman öğrendim ki sen o basketçi çocukla çıkıyorsun. Bu sefer de geç kalmak istemedim. Geç kalmadın değil mi Feris? Hayır. Tam zamanında geldin. Thank you.
Kim al dedi? Ben. Antikacıdan arka aynalı saç fırçası aldım anneme. Kızının ilk maaş hediyesi. İlk maaş. Ben annemin kirasını ödüyorum. Bir hesabı var, oraya yatırıyorum parayı. Ama ona sevdiği bir şey alıp da oğlunun ilk kaşesi dememiştim. Senin yaptıkların daha önemli. Belki öyle. Ama ruhsuz. Senin hediyenin ruhu var. Nasıl gidiyor? Evet. Neyse ben bölmeyeyim, sen devam et. Çıkarken gördüm, mahallede kesin yiyordu lan. Biri fotoğrafı çekerse biteriz. Vallahi ben kendimi zor tuttum fotoğrafını çekmemek için. Allah'tan şu an Sedef'le aynı evde yaşamıyoruz. Bırak Sedef'i, bırak. Hiç. Tut beni, düşeceğim. Ben seni yapayım. Karşımda esneme, özür dilerim. Tabii sabahlara kadar iyi meyliyorum. Sonra böyle yorgunum. Eğlenmedim. Ben sadece bir şeyler okudum. Kıraç Bey. Şükran olmadı. Neymiş mesela? İşte Mihran Eda Bebe mükemmel dadıyı bulamıyoruz diye. Bakıcı ajanslarını ara. CV'lerine önce sen bak. Sosyal medya cehenneminde önemli bir şey var mı? Daha bakmadım. Ne demek bakmadın? Ece Kıraç Bey'in haberini yapmış. Okusana, ne duruyorsun? Ego Ajans batıyor mu? Geçtiğimiz ay sahibini elim bir şekilde kaybeden Ego Ajans'ta yaprak dökümü sürüyor. Ajansın en parlak menajerlerinden biri olan Kıraç Özdal da gemiyi terk ediyor. Kıraç Özdal'ın Sinan Saygın'ın sahibi olduğu Passion'la anlaştığını en sevdiğimiz muhabiriniz, ben şahsen bizzat kendim doğrulattım. Kıraç! Ece'ye haberini yaptırtacak kadar düştün mü? Aferin sana. Aynen böyle devam et. Ne olmuş? Tersi ne olmuş? Ece'ye ajanstan ayrılıyorum diye haber sızdırmış. O da ego batıyor diye yazmış tabii. Haber falan sızdırmadım ben. Kimden duydu o zaman? Çınar'dan mı? Nadir'in sana onca emeğine yazık. Efendim abi. Bro, neredesin sen? Bir arkadaşın evinde uyuyakalmışım ya. Oğlum niye haber vermiyorsun lan? Aklım çıktı sabah seni evde görmeyince. Vallahi bunu da açmasan artık menajerimi arayacaktım ha. Tamam ya, sıkıntı yok. Ben buradan sete geçerim zaten. Akşam görüşürüz. Tamamen Beren'le senin çift uyumunuz üzerine yazılmış. Orijinal hiçbir şey yok. Avucuma koyduğun her şeyi anlıyorum ama değmez. Daha iyilerini hak ediyorsun ve daha iyileri gelecek. Sen asla kaybolmayacaksın Barış.
Salak herif nerede? Ajansı sana satmadım diye benden intikam alıyorsun değil mi? Çarşı karıştı hiç. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Anlamıyorsun. Ego Ajans'ın başarılı menajeri Kıraç Özdal Ego Ajans'tan ayrılıyor. Ego Ajans batıyor. Bütün bu haberleri sen çıkarttın değil mi? Ya kardeşim. Hem de tam da Katarlılarla imzaya oturacağımız gün. Bravo. Tam zamanını buldun ve başardın. İmza iptal. Katarlılar vazgeçmiş. Ajans ayrılmışlar. Vallahi bak ben size söyledim. Allah dönüp kesilmez diye. Kurtulduk. Hem de kimin sayesinde? Kıraç Bey. Katarlılar vaz mı geçti? Başka bir alıcı bulacağım. Beni yenemeyeceksin, tamam mı? Ego'dan ayrıldığı haberini ajansın satışını engellemek için yaptırmış olabilir mi? Kendisi gittikten sonra ajansın satışını niye engellemeye çalışsın ki? Belki baştan beri bunu planlıyordu. Ha. Başka ajansa gideceğinin dedikodusunu da bu yüzden çıkarttı. Sahiden gideceğinden değil, Katarlıların gözü korksun, ajansı almaktan vazgeçsinler diye. Tabii ya. Bak itişiyoruz, didişiyoruz ama bizim bunca yıllık arkadaşımız bizi sırtımızdan bıçaklamayacağı belliydi. Biz de hemen anlamadan, dinlemeden kestirip attık. Yok bize. Ne kadar kuşkucu, ne kadar güvensiz insanlar olmuşuz. Sorma. Bak şimdi ben de utanmaya başladım. Arkadaşlar bir dakika ya. Bunların hepsi varsayım. Ay Kıraç bunları iyilik yüzünden planlamış olsa bir kere bize söylerdi. Söylemezdi. Yalnız savaşçıdır o. Belki bir gevezelik yapar, ağzından kaçırır, bütün planı bozar diye söylememiştir. Ne kadar çabuk inanıyorsunuz siz ya. Sen niye inanmak istemiyorsun Feriz? Aramızdan birinin hain olduğuna inanmak, iyi olduğuna inanmaktan daha mı kolay? Ayrıca sonuç ortada. Eğer Kıraç olmasaydı biz yarın yeni patronları karşılıyor olacaktık. Onlar da bizi tutar mı, kovar mı belli değil. Kıraç Bey ajansı sattı. Bizi sırtımızdan bıçakladı diyenler. Hadi ellerimi göreyim bakayım. Hadi bakalım. Vallahi şoktan çıkamıyorum. Ama ben dedim. Kıraç Bey düzgün adamdır. Vardır bir bildiği dedim. Demedin mi? Bekir abi. Çay çökmedi diyen o sesin hala bu koridorlarda yankılanıyor. O çökmediği için öyle dedim ya. Helal olsun ya. Merhaba, ben Rana Büyük Yılmaz. Şükran Ovalı ile konuşmam gerekiyor. Burayla çalışıyor değil mi? Maalesef iletişim bilgilerini veremiyoruz ama notunuz varsa siz bırakın ben kendisine iletirim. Hemen bugün ulaştırabilir misiniz ki? Ya aslında ben yüz yüze konuşsam çok daha iyi olacak. Ben de oyuncuyum. Meslektaşız kendisiyle. Çok özür dilerim ama imkansız. Ya bakın çok önemli. Pardon. Öylesin adamıştım. Sohbet sonra. Ya en azından telefonda görüşsek. Yani benim böyle bir şey yapmaya yetkim yok. Siz iyi misiniz? Ya ben Mesut Cemal'in filminde oynayacaktım. Sonra Şükran Ovalı rolü kabul edince beni attılar. Ya Şükran Ovalı'nın bu role ihtiyacı yok. Anlamayın ne olur. Ya ben hayatım boyunca bu çıkışı bekledim. En sonunda yıldızım parladı derken. Ya çok rica ediyorum benim Şükran Ovalı ile konuşmam gerekiyor. Ya öyle kavga etmek için falan değil. Ya belki o da bilmiyordur durumu. Ya bilse bir meslektaşına bunu yapmazdı değil mi? Siz bir saniye bekleyin ben hemen geliyorum. Adınız neydi? Rana. Rana Büyük Yılmaz. Büyük Yılmaz tamam hemen geliyorum. Su ister misiniz? Yani isterseniz bir oturun bir sakinleşin. Bekir abi bir su getirebilir misin hanımefendiye? Of. Rana Büyük Yılmaz diye bir oyuncu geldi. Hatırlar gibiyim. Nerede oynuyordu? Hatırlamıyorum. Kıraç Bey'in oyuncusunun rolü aslında onunmuş ama elinden alınmış. Menajerini arayıp ciyaklasın. Hangi beceriksizle çalışıyormuş? Bilmem.
Ama bu role ihtiyacı varmış onun. Bütün oyuncuların role ihtiyacı var Dicle. Ama bu farklı kadıncağız ağlıyor resepsiyonda. O bir oyuncu. Rolü kapar da kaybeder de buna artık alışmış olması lazım. Ayrıca istediği anda gözyaşlarını boca edebilir, kanma. Ama bu alama sahte değil. Şükran Abalı'nın adresini verir misin? Dicle, bu yasak. Biliyorum. Ama bütün sorumluluğu ben üstüme alıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun Dicle, çok yani. Şükran Havalı benim hayran olduğum bir kadın. Ne meslektaşına ne de hemcinsine zarar vermez o. Bak göreceksin, dayanışma kazanacak. Alo. Sözleşme taslağını getirdin. Gülümde birkaç bakıcı adayı buldum. CV'lerine bakarız beraber. Ne oldu sana? Ufak bir direk kazası geçirdim de. Şimdi oldu ya, bileğimi burktum. Bir şey yok. Gel. Sen bahçeye geç. Görüyorum hayatım. Şunu çıkartayım ayağımı. Okey. İyi misin daha? Daha iyiyim hayatım, sağ ol. İyi, iyi. Mikran Ela nerede? Öyle uykusunda uyuyor. Ben bakıcı adaylarına bakayım. Hemen, hemen, çabuk hemen. Al. Teşekkür ederim. Dil, öğrenim durumu, referans da var. Şekeri sormamışsınız. Yani şekere karşı bir bağımlılığı var mı yok mu, nereden bileceğiz? Alkol, uyuşturucu, sigara falan anlarım da şeker mi? Hiç öyle deme hayatım. Şeker dediğin saf zehir yani. Çocuk hem söylenenin değil gördüğünü uyguluyor. Ben mesela yiyorum ama yanında asla yemiyorum. Gizli gizli yiyorum. Yani bakıcının da Mihran'ın yanında tatlı yemesini istemiyorum. Bunu da eklersek şahane olur. Tabii tabii. Bilmiyordum kimseyi. Dur bir bakayım. Buyurun. Merhaba. Ben Rana. Rolünü elinden aldığınız meslektaşınız. Anlamadım. Siz zaten ünlü bir oyuncusunuz. Şükran Ovalısınız. Bense yıllardır bu fırsatı bekliyordum. Mesutcan Valili hiçbir oyuncu karışmazken ben kabul ettim rolü. Bir dakika, siz Mesutcan ve Ali'nin filminden bahsediyorsunuz ama ben başka bir oyuncuyla görüştüklerimi inanın bilmiyorum. Aylardır direkt dansı dersleri alıyorum ben. Neredeyse yarışmalara katılacak seviyeye geldim. Bakın ellerime. Bakın, bakın, bakın. Direkt tutmaktan basır oldu. Dokunun. Hissedebiliyor musunuz? Sektörde bari biz kadınlar birbirimize çelme takmamalıyız. Anlıyorum hayatım ama inan bilmiyordum. Yani şu an öğrendim. Gerçekten bir oyuncuyla görüştüklerini bilmiyordum. Şükran, ne oluyor? Rolünü elinden almış. Ha, ben sizin buraya gelmeniz zor değil. Lütfen, lütfen dışarı çıkın. Lütfen. Ah, tamam. Hayır Cüneyt, ben seni seçtim. Benim hakkımdı. Benim hayatımın fırsatıydı o. Benim rolümdü o. Tamam, tamam. Sakinleşin, oldu mu? Ben şimdi size bir bardak su vereceğim. Güzel güzel konuşup çözeceğiz, tamam mı? Tamam, güven bana.
Bu direkt benim hakkım. Hukum hakkım. Motive miyiz Çınar Bey? Aşırı motiveyiz Emrah için. Dostluk, arkadaşlık, o toplantı masasının önünde bitecek. Yerine yumurta konuşacak, yumurta konuşacak. Hadi. Sakinliğinizi kaybetmeyin Tırsan. Değil, sakinim, sakinim. Tek tek bütün yumrukları sayacağız. O halde başlatıyorum. Başlat. Başlat. Yaz bir, bir. Emrah yaz bir. İki, iki. Oo, Feris ne oluyor? Senin oyuncun ikişer ikişer vuruyor. Şimdi bu iki oyuncu, o bana şu kadar vurdu. Ben sadece bu kadar buldum diye mi sorun çıkardı? İkisi de karizmatik erkeği oynuyor diye. Dayağı yemiş oturmuş gibi olmak istemiyorlar. Ama yapımcıyla konuştum, ikisinin de yumruk sayıları eşit olacaktı. Oo, Feris ne oluyor böyle? Yönetmen senin oyuncunu kayırmış. Kaç oldu Emrah? Beş, altı, kaç? Dört. Bizimki vurmaya başladı. Bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Geçen bölümde senin oyuncun öyle bir iki tane fazla vurmuştu, ondan o, ondan olacak. Olmaz, olmaz. Haftaya bir tane bizim alacağımız var. Peki sonunda kim kazanacak? Senaristlerin sosyal medyadan ne kadar etkileneceğine bağlı o. Bir de reytinglere. Dakikalıklarda kim daha çok izleniyor, görünüyorsa o kazanacak. Artık diğeri ölür mü, memlekete mi gider, bilinmez. Haftaya, haftaya alacağım. Elveda Feris. Alacağım. Göreceksin. Hadi Feris, hadi. Alacağımız var. Çınar Bey, Kıraç Bey'in Katarların favorine karşılık biz bir şey yapacak mıyız? Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. İyi ki ajansa gitmişim ve iyi ki o kız bana adresini vermiş. Çok teşekkür ederim. Sen artık bunları düşünme ama, tamam mı? Role konsantre ol. Git bir direkt dansçısı nasıl olur dünya aleme göster. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. İyi ki varsın. Kolay gelsin. Sana inanmıyorum Kıraç'cığım. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya yapma lütfen. Bütün oyuncular birbirlerinin rollerini çalarlar. Kim diyor onu ya? Kadın aylarca çalışmış bu rol için. Onun hakkı. Etik mi bu yaptığın? İyi ama madem bu kadar etik davrandın, film gişede milyon yapsın, festivallerden festivallere koşup ödülleri toplasın, sen de tebrik etmeye gidersin. Biz de o sırada sana yeni proje bulmak için çırpınırız. Ya kariyerin için şahane bir intihar dalışı yaptın. Bravo. Ben doğru olanı yaptım. En azından rahat uyuyacağım. Bu da bana yeter. Ayrıca bence sen bebeğinden ayrılamadığın için rolü bile isteye sabote ettin. Yok ya. Aynen öyle. Aferin. Aynen böyle devam et. Kızını kendine bağımlı biri olarak büyüt. Sonra da onun için yaptığın fedakarlıkları ona karşı silah gibi kullan. Senin için hayatımı mahvettim de, kariyerimi mahvettim de. Ben öyle bir anne olmayacağım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Tabii. Şu an beni manipüle etmek için böyle konuşuyorsun. Tabii tabii tabii. Ne yapsaydım? Mihran'ı tanımadığım insanların eline mi bıraksaydım? Akşamdan akşama iyi geceler demek için mi görseydim çocuğumu? Ayrıca çocuğuyla sete gidenler için neler konuşuluyor hepsini duyuyoruz. Aman abi, anne olan biri sete girmesin. Aman abi, işi yavaşlatıyor. Aman çocuklu olan biri sete gelmesin. Bunları bilmiyor muyuz sanıyorsun? Ben hem iyi bir anne, hem iyi bir oyuncu, hem de iyi bir insan olmak istiyorum. Buna hakkım var. İstanbul'da çekimleri olacak filmler için bakarım. Ama ne zaman olur söz veremiyorum tabii. Görüşürüz. Acele etmene gerek yok. Sen kimsenin rolünü çalma yeter. Ya annem bütün akrabaları mesaj atmış biliyor musun? Çok utanç verici değil mi? Saçmalama, kızı dizide oynayacak diye gurur duyuyor kadın. Çok doğal değil mi? Jüriden, Şükran'ın adresini niye verdin? Ben verdim. Şükran rolü Rana'ya bıraktı. İkisi adına da sevindim. Ego Ajans,
Sen niye sürekli benim yoluma çıkıyorsun? Seni ezmemişim, beni kışkırtıyorsun. Yoluna çıkmıyorum. Ben sadece doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Ajansı kurtardığın için sağ ol. Biz yanlış anlayıp sana haksızlık etmişiz. Ne? Abi! Kusura bakma ya. Hakikaten bizi satıp başka ajansa gideceğini zannettik ya. Canım benim. Biz nereden bilelim senin Katarlılara numara yapmak için böyle davrandığını? Teşekkürler Kıraç Bey, sağ olun. Tokadımı geri alıyorum. Canım ya. Canım. Ama hepimiz nasıl yedik Kıraç Bey'in aynı olduğunu? Sözleşme aynen istediğin gibi mailinde. Bir gün kararlaştırıp imzaları atalım. Kıraç, senden 7 gün 7 gece özür dileyeceğim. Ayın menajeri panosu yapacağız ve seni en başa koyacağız. Abartmayın, abartmayın, tamam. Aa, bırak da birazcık abartalım çünkü sen bunu hak ettin. Ya ben kolay kolay sarsılmam, biliyorsun değil mi? Ama senin ihanet ettiğini düşündüğüm anda bildiğin sendeledi. Buyurun Feride Hanım. Teşekkürler. Ece bu olaya alet edildiğini öğrenince köpürecek. Niye bize söylemediniz Kıraç Bey? Biri ağzından kaçırır, boşa gider diye. Ben dedim, aynısını dedim. Demedim mi? Aynısını söyledim. Dedin canım. Evet. Keşke Nadir abi de olsaydı da bizi şöyle görseydi ya. Biz ne şahane bir ekibiz. Gerçekten Sinan'ın ajansına gitme gibi bir niyetin olmadı yani, öyle mi? Hala mı şüphe ediyorsun Feris? Ne yapayım, benim karakterim bu. Sen bu karamsara bakma. Çocuklar, hep birlikte gidelim mi bu sene Altın Portakal'a? Ha? Yani insanlar bizim bir bütün olduğumuzu, dağılmadığımızı görsün. Ya en son ne zaman birlikte gitmiştik? Ben hiç aksatmadım da, Kıraç'la Peride'nin 4 sene oldu galiba. He. Aslında Kıraç da hiç aksatmazdı, biliyor musunuz? Festivale gitmezdi de o. Filmleri ekip birini görmeye giderdi. Ooo, büyük dedikodu. Peride yapma, yapma, yapma. Ama ne olmuş yani, ne güzel. Güzel bir gün, kutlama günü. Birazcık bir şeyler yapayım canım. Senin ayrıca Antalya'da bir geçmişim var. Orada sevdiğin insanlar var. Öyle değil mi? Bir görseniz çocuklar, Antalya'dan o kadar mutlu dönerdi ki. Hatırlıyorsun değil mi? O zaman geçmişe ve geleceğe. Şükran aptallık yapmış. İnsan kendi eliyle kariyerini başkasına devreder mi hiç? İşte karşısındaki oyuncu ağlayınca dayanamaz. Oyuncunun adresini vermeleri de ayrı bir rezalet. Jülde'nin hatası mıymış? Ay yine Feris'in asistanı deme sakın. Yani Feris'in gerçekten şu olanlardan sonra sana bir jest yapıp bu kızı kovması lazım. Feris jest insanı değildir. Söndürüyorum şu. Tamam. Bu arada gündem çok yoğun olduğu için söyleyemedim sana. Sinan'ı arayıp teklifini reddettiğimi söyledim. Ego ajansta kalacağım. Zaten bugün olanlardan sonra bırakıp gidemem. O kadar da değildi yani. Ya Ceylan er ya da geç bu ajansı satacak Kıraç. O zaman ne yapacaksın? O zaman bakarız hayatım. Sen bunları düşünüp gerilme. İyi geceler. Çok yorulmuşum. Kulum sen bu çocuğa nasıl düz davranacaksın? Tam bir gönül şelen. Kendimi kaptırmamalıyım. Feride Hanım dedi işte. Flaşlar patlarken kör olurlar, kimseyi görmezler dedi. Ben görünmez olmak istemiyorum. Bu sefer duvarlarını ilk indiren ben olmayacağım.
Ne babama karşı ne de Barış'a karşı. Şükran, bu ne? Ne yaptın sen? Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Şükran Ovalı bir balık restoranının açılışında görüldü. Restoranın sahibi yakın arkadaşım dediği oyuncuyla önceden tanışmadı. Tanıtım için iş anlaşmasıyla açılışa getirildiği öğrenildi. Yani ben öğrendim aşklarım. Eşeden nefret ediyorum. Hepimiz ediyoruz. Da mesele bu değil. Doğru mu bu? Para için değildi yani. Kendimi o kadar unutulmuş hissediyordum ki aradıklarında hayır diyemedim. Mihran'ı çok seviyorum. Gerçekten her şeyden çok seviyorum ama... işimi de seviyorum ve unutulmak istemiyorum. Unutulmayacaksın zaten Şükran. Ama sektörün hafızası zayıf dedim. Abarttım. Sen sanatçısın. Sanat unutulmaz. Mihran'ın bakıcılarını bırakıp setlere dönersem onun en güzel zamanlarını kaçıracağım diye çok korkuyorum. Kendimden vazgeçip onu suçlamaktan da korkuyorum. Anne baba olmak bu değil mi zaten? Ödememiş miydin sanki? Her durumda kendini suçlu hissetmek. Yapma, yapma, yapma. Yapma, kıyamam da sana. Sen işine devam etsen de, bıraksan da... hem mükemmel bir anne... hem de herkesin hatırladığı... yıldız bir oyuncu olacaksın. Başarabilirim de. Sen çok iyi bir babasın. Ben iyi bir baba değilim. Mihran uyandı. Ben bakıp geliyorum hemen. Yani şimdi sen oraya gittiğin için para almadın mı? Ya ne olur bana artık doğruyu söyle. Gerçekten delireceğim ben ya. Ay ne zaman yalan söyledim ya? Canım benim öyle değil yani. Hani usulen soruyorum. Yoksa ben seni bilmiyor muyum? Aşk olsun. Aldım, evet aldım. Ha? Bayılıyorum senin şu dürüstlüğüne, dobralığına. Kendim için almadım canım. Darü Şafaka'ya yatırdım hemen. Gerçekten mi? İnsansın sen ya. İnsansın, insan. Şş, abartma yine ya. Ne coşkulu insan. Şu yüreğini var ya, böyle alıp elimin içinde böyle sevesin var şu an yani. Abartma. Canım benim ya. Röportaj devam ediyor mu? Bitmek üzere. Bendeki filmin senaryosunu sana gönderdim. Şükran da beğenirse hemen konuşup bağlayalım. Sen iş mi paslıyorsun bana? Komisyonu paylaşacağız, o kadar da değil. Sence hangisini giyeyim? Abartıdan sadeye doğru gidiyorum. Aa, bu çok fazla, aşırı duruyor bu. Medalyenin senin doğum gününde giydiğin bir tane bluz vardı, onu giysene. Ya o çok günlük değil mi? Ya tamam ama öyle çok resmi bir ortam olmayacakmış zaten. Tamam, ben sade giyineyim ama sen birazcık süslen. Barış da orada olacak. Olsun, ne var? Kızım, çocuk sana şirinlik olsun diye geldi, lambaları astı. Bence siz yelkenleri açtınız. Bir ilişkiye doğru ilerliyorsunuz. Ya Barış'ın gel gitlerini bilmiyor musun sen? Bu gece yemekten haber asistan kız deyip yüzüme bakmazsa şaşırmam. Ya bu sefer öyle olmazsa? Ya yakın davranırsa? Ya bu gelin git olmazsa? Tamam dur. Seni öyle umutlandırma. Babam onun hakkında bütün umutlarımı sıfırladığım yerde beni şaşırttı.
arkadaşlarını sattı derken savunduğunu öğrendim. Barış da beni şaşırtabilir değil mi? Birazcık umuttan kimseye zarar gelmez. Hadi süslenelim. Hadi. Merhaba. Aydın. Türkiye'nin en büyük, en yakışıklı Jönü'nün abisi. Abi ya. Nasıl Celal abi? Güzel mekan değil mi? Vallahi onu misafirlere sormak lazım. Ben bayıldım. Canımsın canım. İster abi. İster abi, bu VIP masa burası abi. Haberin olsun. Mesela hiçbir şey eksik olmasın, tamam mı? Her şeyi bilmiyorum, tamam mı? Ya herkes televizyonda göründüğünden daha güzel film. Değil mi? Sana beni Celal'in yanına oturtmalarını engelli demiştim. Geri seni buraya tutacak dedi. Sonra ne yapabilirdim? Hoş geldiniz. İhsan, bak bu Celal abimiz. Bu gece onu memnun edersen bütün dizi yemeklerini burada yapacak. Sektörün kralı o, kralı. Abim benim be. Sağ ol, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abinin tanıdığı bir yer mi? Öyleymiş. Bu sektörde kanalmış, yapımcıymış, kimsenin bir gücü yok yani. Bir tek menajerlerin var. Aha bunun. Yok canım. Öyle tabii. Bunlar oyuncunun kafasına iki tilki sokuyor. Ondan sonra biz kendimizi yırtsak oynatamıyoruz. Yalan mı Veren'e? Barış sen söyle, yalan mı? Ne diyeyim, haklısınız. Seni çakal. Diğer başrol oyuncunu da kaptın. Kaderimi elimde tutuyorsun artık. Çok hoşsunuz Celal Bey. Deniz, sigara böreği yedin mi? Yok ben çok aç değilim. Bak sarma da var, dur. Ay. Çok güzel bak. Ay, çok aç değilim. Hayır lütfen, olmaz. Ölümü gör bakalım. Tamam öyle yapmayalım. Tamam ben buradan alayım. Ben oyuncumu da menajerimi de ellerimle beslerim bakın. Al bakalım sen de. Al. Nereden bulacağız benim gibi yapımcıyı ya? Hadi afiyet olsun. Deniz'cim. Mutluluğun gözlerinden okunuyor. Daha milyonlar dökse bu adamla çalışmayacak. Asla. Barış, bu arada artık yavaş yavaş bir cevap vermemiz gerek filme. Ben kararımı vermem Firuze. Kabul etmeyeceğim. Doğru karar vereceğini biliyordum. O iş ne zaman karşımıza geliyor? 27'sinde. Ben fragmana baktım, tırt. Öyle demeyin. Beni dışlamayın ama. Dışlamak ne demek Beren'cim? Barış sadece filmi kabul etmeyeceğini söylüyordu. Yani... sizin ikinizin konuşup karar verdiğinizi düşünmüştüm. Yo, şimdi duydum. Boş ver kızım ya, bize daha bir sürü film teklifi gelir. Değil mi Feriz? Aynen. Yalnız ben daha kararımı vermedim. Film size çift olarak teklif edilmişti. Yani biriniz reddederse diğeriniz de... Yani Barış ikimiz adına karar vermiş oldu. Çok iyi ya. Beren'cim, seninle buluşup yarın bir yemek yiyelim mi? Ha? Bakırız. Sen bana programını söyle, ben sana uyarım. Beren, ben oyuncularımın mutsuz olmasından nefret ederim. Evet. Meral'le tanışmadın değil mi ev arkadaşım? Merhaba. Ne haber? İyi. İlk defa böyle bir yemeğe geliyorum. Bayağı eğlenceliymiş. Değil mi? İşte. Daha eğlenceli başlıyor. Siz çıkmadınız mı daha? Ay yok, yani trafiğe kalırsam diziyi kaçırırım diye korktum. Burada ne izleyeceğiz Şınar Bey? Bana niye söylemiyorsun İblis? Ben de oyuncumun dizisini izlemek için koşturuyorum. İyi, o zaman gelin hadi benim odada izleyelim. Hadi. Jüri de pide. Olur. Tamam, Emrah pide söyle. Kuşbaşı kaşarı söyle. Kuşbaşı kaşarı, tamam. Beren bozulma ya. Barış, aynısını ben sana yapsam bozulmaz mıydı?
İyi de içime sinmeyen bir filmde sırf seni kırmamak için oynayamam ki. Ayrıca gerçekten senaryoyu ciddi ciddi okudum, didik didik ettim. Yani ben, düşün. Beren telefonunu unutmuşsun. Hatta bak Dicle'nin evine gittim akşam. Onu darladım mı, oynasam mı, oynamasam mı diye. Değil mi? Gece Dicle'ye mi gittin? Evet, film hakkında konuşmak için. Niye bana gelmedin? Ver. Keşke bu kadar erken gitmeseydin Beren. Nasılsa burada eksikliğimi hissedecek kimse yok değil mi? Olur mu öyle şey? Çok kızdı. Bana kızdı o, sana değil. Boş ver. Böyle bir şey için berbat etme geceni. Nasıl? Eğleniyor musun? Hem de nasıl? Yüzünden belli oluyor biliyor musun? Böyle sanki içinde bir lamba yanıyormuş gibi parlıyorsun. Lamba. Neyse ben abimi yalnız bırakayım. Yemeğin başından beri benimle nasıl ilgilendi sen de gördün değil mi? Ya ben kendi kendimi gaza getirmiyorum değil mi Meral? Yok canım. Perdan'ın gözüne ışık tutulunca seni görmezler demişti. Ya ben Barış için sadece karanlıkta görünen bir kız olmak istemiyorum. Bu kadar düşünme, biraz akışına bırak. Akışına bırakmak baba sevgisine doymuş kızların ayrıcalığıdır. Babama sadece bir kez gelme dedim. Ve bir daha hiç gelmedi. O gün o kafeden çıktıktan sonra gelip ısrar etmesini bekledim. Gelmedi. Barış gelir mi? Bu çok önemli Meral. Çok önemli. Konuk oyuncu diye yazarlar mı? Beklentiyi o kadar yüksek tutmayalım Emrah'cığım. Daha o seviyede değiliz. Aman nerede yazarlarsa yazsınlar. Yani isterse arka jenerik olsun. Yani sonuçta insanlar oyunundan etkilenirlerse sorup öğrenirler değil mi? Ya teyzem mesaj atmış. Kızımızı izlemek için hazırız deyip bunu göndermiş. Ya. Ya amcam da yazmış şimdi. Televizyonun başında beni bekliyorlarmış. Canlarım benim. İlk başta ailelerde böyle bir heyecan oluşur. Ama o sonra zamanla azalır. Tadını çıkartır. Özet bitti, başlıyorum. Çağatay'ı bak çok bozuluyoruz. Ay Çağatay'ı istiyorsanız çok bomba bir projeyle gelmeniz lazım. Alınmaca yok. İyi Meral. Akşamlar. Meral hadi. Bana ne zaman söyleyecektin bunu? Abi darlama beni ya. Unutmuşum ne var? Ayağına gelen altın fırsatı tepiyorsun. Bir de unutuyorsun ha. O filmden gelecek parayla altın alır. Oğlum altın. Sen burada kal. Barış'ın bu yemekten arızasız ayrılmasından emin olmak istiyorum. Çok fazla içmeyin ha. Dicle sen eğlencede değil mesaide sayılırsın. Tamam Feris Hanım, ben de. Tuhaf bir tatlılığı var lan. Dedim sana. Şükürler hayırlı olsun da bir unuttum. Acaba onun sahnelerini acından yüklemişler midir? Hemen yazayım. İşte bu sahneden sonra. Ablam hala kızgın. Hem İsmet'le birlikteliğini onaylamıyor ki. İsmet'e karşı öfkeli değil. Fabrikada daha iyi davranıyor.
Ama belki biz de babana karşı açılırsak işleri yoluna koyarız ha? Nerede annen? Kesmişler. Dur ya, belki ileri almışlardır. Yok. Sahneden sonra olay çok başka bir yere gidiyor. Yani kesmişler işte. Ben böyle işe ya. Ben bizim aile grubuna yazayım da boşuna beklemesinler. Ama bu vicdansızlık değil mi Çınar Bey ya? Ben yarın o yönetmeni arayacağım ama. Madem bizim sahneyi kesip atacaksın, niye apar topar seti çağırıyorsun kardeşim? Niye benim oyuncumun vaktini alıyorsun? Sen de öyle üzgün üzgün yapma suratını Jülide. Tamam, kaşeyi alacağız işte. Tamam, sıkıntı yapma. Yani bu da bir avuntu sonuçta. Neyse, ben bizimkilere sonra mesaj atarım. Ben daha fazla gecikmeden de kalkayım. Bekliyorlardı bizimkiler de şimdi. Dur, ben seni bırakayım o zaman. Ben yürürüm Çınar Bey. Okulda bir hocamız bu meslekte kalp kırıklıklarına alışın derdi. Ben de böyle böyle alışacağım demek ki. Yarın görüşürüz. Aydın, bir dakika mutfağa gelir misin? Bünyen partiye müsait değil. Bak erken dur, uykum geldi. Yani ruhum vur patlasın, çal oynasın ama bedenim emekli öğretmen. Barış Yavaş'tan kaçsak mı? Uyku vaktim geldi mi bebek bakıcım? Kalkalım. Ama önce abimi alalım. Çünkü onu burada yalnız bırakmaya gelmişsin. Nereye gitti onlar? Mutfağa geçti lan. Hadi işte görüşürüz. Bu rakamı konuşmadık İhsan. Çamur yapma şimdi. Taş attığında kurulmuyor burada aslanım. Aydın bana dizi yemeği bağla derken daha alttan çıkıyor sesin. Ne oldu? Kendi bağlantını kurdun, bana ihtiyacın kalmadı mı sanıyorsun? Gece gece yükseltme beni Aydın. Dur ya, ben daha yeni yükseliyorum. Yarın Celal abiyi ararım. Bir daha mekanına figürasyon bile sokamazsın, tamam? Akıllı ol. Kimsin lan sen? Ha? Kardeşin Şöhret de sen kimsin? Tehdit etme lan beni. Sen ezik yürüsün. Ben çıktın abinin üzerine. Tamam tamam. Oğlum tamam, Barış. Sakin bırak. Barış dur. Bırak ya, sakin ol, kendini bir tutma şundan. Tamam, çok gerilim. Tamam, bırak kendini bir tutma şundan, tamam hadi. Hadi yok bir şey, hadi. Şerefsiz. Şerefsiz. Ama bitireceğim oğlum lan seni. Bro, sen de bütün arkadaşlarına söyle, bu uyuzun mekanına gelmesinler. Sen mi ulaştırdın bizi bu herife? Bak, verdiği parayı almayı da ihmal etmemişsin. Hani şerefsizdi ha? Oğlum ben emeğimizin karşılığını aldım bro. Ya bırak abi, ne emeği ya? Barış taksi geldi, hadi. Sen eskiden emek bilirdin sende. Ne oldu böyle ha? Benim gurur duyduğum abim. Tanıdık bağlayıp aradan komisyon alan adam mı oldu şimdi? Tamam, ıslanacağım. Ben Barış'a eve bırakıp öyle geleceğim. Tamam. İyi akşamlar. Şu saatte tek başına gidilmez. Seni bırakır, ben devam ederim. Komik değil mi? Ne komik? İnsan şöhret olunca değişir diyorlar ya. Ben şöhret oldum, abim değişti. Hayatta yükselmek diye bir şey yok Esin kız. Bir yerden yükselirken öbür taraftan düşüyorsun.
Başkası olsa kıskanır. O da ben de aynı geni taşıyoruz. Ben niye kaynakta çalışıyorum da o setlerde poz kesiyorlar değil mi? Ben demedim. İyi. Çok kıymetin bilindi, çok. Sen bu dünyadan değildin değil mi? Yok, ben muhasebecide çalışıyorum. O zaman bunları hiç takılma. Bunlar için bir kendileri insan. Geriye kalan herkes çöp. Çöpüz biz. Ben çöpüm. Önceden söyleseydin ben de gelirdim Yusuf Bey'le yemeğe. Bir son dakika gelişmesi oldu. Ha, neymiş? Sana bomba gibi bir haberim var. Neymiş? Babam Ego Ajans'ı satın alman için sana borç vermek istiyor. Ben babandan borç istemedim ki. Hayatım ben de istemedim. Gerçekten. Ajansın durumunu anlatınca kendisi teklif etti. Kıraç ona yapılan yatırımı hiç boşa çıkarmadı dedi. Nasıl? Ben acayip şaşırdım gerçekten. Ya düşünsene. Ceylan'la ortak olabilseydin eğer... ...yıllık kardan ona ödeme yapacaktı. E şimdi babama yaparsın. Ceylan kolay kolay yeni alıcı bulamaz. Katarlıların verdiği fiyatın bile altına düşebilir. Acayip iyi oldu bu gerçekten. Değil mi? Ya Ego Ajans'ın sahibi artık sen olacaksın. Ya artık istediğin düzenleme, istediğin değişikliği yapabilirsin. Olabilir. Nadir bazı açılardan demode kaldı diyordu. E sen modernleştirirsin işte. Artık bütün kararlar sana bağlı olur. Feris'in asistanını bile gönderebilirsin. Uyuyup kalmam olur mu? Abin gelince ne diyorsun? Mesaj alındı. İyi geceler. Ben düştüm bugün gökyüzünden, gördüm bütün düşlerimi. Bu gece benimle kal. Ben gördüm bugün aşk yüzünden tüm gördüğüm gölgelerimi, kilitlerimi. Kadar gökyüzün var ve bu yüzden uç 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 sonuna kadar.